Burası Ülke TV. İyi akşamlar sayın seyirciler. Gündeme hoş geldiniz. Ve gündemde aslında ne oldu sorusunu sormamız gerekiyordu ama Hasan Öztürk burada değil. İsviçre'de, Cenevre'de ve dolayısıyla bu akşam aslında ne olduğunun yerine gündem programı yapıyoruz. Ben Faruk Aksoy. Aslında ne oldu programının konuklarıyla gündemi konuşacağız. Hemen çok da yakından takip ettiğiniz, izlediğiniz konukları bir kez de ben size tanıtayım programın başında. Ondan sonra da hemen konu başlıklarımızı hızlıca anlatacağım ve tartışmaya başlayacağız. Peki kimlerle birlikteyiz? Profesör Doktor Ergün Yıldırım, Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olmayın. Yardımcı Doçent Doktor Vehbi Baysan, İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler, sağ olun. Yusuf Özkır, Medipol Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, eksik olmayın. Sayın seyirciler, bu akşam ne konuşacağız? Aslında bu akşam gerçekten Türkiye açısından son derece hassas ve önemli başlıklar var. Libya meselesi var. Türkiye ve Libya arasındaki mutabakat var. Bu konu üzerinden kopan fırtına var. Karşı cepheler oluşuyor. Türkiye cephesi oluşuyor. Bunu bir kere enine boyuna bir değerlendireceğiz. Peki başka ne var? Özellikle Türkiye'deki yeni partiler meselesi. Ona da bir bakacağız. Yeni kurulan ya da kurulma aşamasında olan partiler siyasette bir boşluk mu görüyorlar? Yoksa bir çatlak mı oluşturmak istiyorlar? Bu soruya bir cevap arayacağız. Ve daha sonra İngiltere seçimleri ve muhafazakarlık kavramı üzerinden birkaç şey konuşacağız. Muhafazakarlık meselesi dünyada yeniden mi ivme kazanıyor? Solcu olmak biraz meşakkatli iş mi? Bu soruya da bir cevap bulacağız. Ve tabii Kanal İstanbul, eğer vakit kalırsa birkaç şeyde Kanal İstanbul üzerinden değerlendirme yapabiliriz. Uzattım, kusura bakmayın. Hemen Ergün Yıldırım'la başlayalım. Libya'yı konuşuyoruz. Libya ile başlayalım. Hocam şimdi Libya'ya asker gönderilmesi tartışılıyor. Hiç uzatmadan direkt soruyu sorayım size. Evet. Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesi ya da göndermemesi ne anlam ifade ediyor? Evet. Bunun daha sonra ortaya çıkacak enfeksiyonları var mıdır? Türkiye'nin şu ana kadar götürdüğü Libya politikasını bize bir değerlendirir misiniz? Türkiye Libya konusunda gerçekten son atraksiyonlarıyla çok önemli bir adım attı. Kimsenin beklemediği bir şeydi. Hı hı. Neden önemli bir adım? Çünkü Akdeniz'de Türkiye yok sayılmaya çalışıldı. Dışlandı. Oysa Akdeniz'de en uzun sahile sahip olan bir ülkeyiz biz. Hı hı. Ama Akdeniz'in paylaşımı konusunda Türkiye yalnızlaştırıldı. Türkiye'de bunu aşmak üzere Libya'yla çok önemli bir anlaşmaya imza attı. Ve böylece bu imza sonucunda Libya'yla ortak deniz sınırlarını tespit etti. Bunu gerçekleştirdiği zaman, bu anlaşması şu an Libya ile gerçekleşti ama uluslararası düzeyde bir takım tepkiler var. Konuşacağız belki. Hı hı. Ama Türkiye bu anlaşmayı hakikaten başarılı bir biçimde dünyaya, bölgeye kabul ettirdiği zaman Akdeniz artık Türkiye'siz olarak var olması mümkün olmayacak. Oradaki enerji kaynaklarının aktarılması hususunda Türkiye'nin çok belirleyici bir rolü olacak. Peki bu anlaşmayı dünyaya kabul ettirebilecek mi? Türkiye bunun için ciddi bir mücadele veriyor. Bir defa Türkiye'nin anlaşma yaptığı Libya şu an uluslararası meşruiyeti olan bir hükümet. Ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınan bir hükümet. Hı-hı. Avrupa Birliği tarafından tanınan bir hükümet. Hı-hı. Dolayısıyla önemli bir meşruiyeti var. Evet. Libya'nın tabii Türkiye ile ilişkileri yeni değil. Yani hı-hı, Türkiye diyelim, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal bile değil mi Libya'da milis güçlere liderlik yapmış, hı-hı, mücadele vermiş olan bir şahsiyet. Aynı zamanda daha sonra da Kıbrıs Barış Harekatı'nda Kaddafi'nin bize desteği olmuş. Kaddafi İstanbul'da harp akademilerinde okumuş birisi. Hı-hı. Dolayısıyla Libya ile böyle uzun bir tarihsel ilişkimiz de var. Bununla ilgili Türkiye'nin attığı adımlar hakikaten beklenmedik adımlar. Önemli adımlar. Türkiye'nin ulusal çıkarları açısından da Libya'nın ulusal çıkarları açısından da çok önemli. Ve bunu Türkiye başarabilir mi? Uluslararası hukuk açısından bir meşruiyeti var. Ulusal bir
meşruiyeti olan hükümet de bu anlaşmayı yapıyor. Yani meşruiyeti olmayan, tamamıyla isyancı olan bir grupla, bir güçle bu anlaşmayı yapmıyor. Fakat öte yandan Libya'da tabii iç karışıklıklar var, iç tartışmalar var. Daha doğrusu Halife Hafter adında bir emekli generalin yürüttüğü bir ayaklanma var. Orada bir güçte onlar. Evet, bir güçte onlar. Evet. Ve onlar merkezi hükümete karşı bir ayaklanma içindeler. Fransa, Arap Birleşik Emiratı, Mısır ve Rusya gibi ülkeler bunu destekliyor. Ama bizim Dışişleri Bakanlığı'nın yeni yaptığı açıklamada da gördüğümüz gibi biz Rusya ile bu konuda görüşmeler yapıyoruz. Ve dolayısıyla Libya'da da bu konuda etkili olacağımızı düşünüyoruz diyor. Çünkü Türkiye Suriye meselesinde de Rusya ile görüşmelerini sürdürüyor. Dolayısıyla Türkiye eskisi gibi tamamıyla ABD'nin veya NATO'nun Rusya karşıtlığı çerçevesinde önerdiği her şeye bağımlı kalarak hareket eden bir tutuma sahip değil. Şimdi bir şey söyleyeceğim hocam. Evet. Önemli bir şey. Şimdi Türkiye Suriye dediniz. Bu enteresan. Mesela Suriye'de meşru hükümet. Evet. Şu an kabul edilen Esad hükümeti. Esad. Dünya bunu kabul ediyor. Evet. Peki Türkiye orada daha çok Esad'ın karşısındaki muhaliflerle yakın duruyor. Evet. Ve muhalifleri destekliyor. Şimdi burada dünya eğer meşru hükümet olarak Esad'ı görüyorsa o zaman her yerde aynı politikayı götürmesi lazım. Yani Türkiye Suriye'de Esad'la ters düştüyse tamam ters düşmüştür böyle kabul edelim. Peki Libya'da şu anda Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği meşru hükümetle Türkiye evet. anlaşma yapıyor. Ama Türkiye'nin karşısında bakın kimler var? Amerika, İsrail, Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve hatta Rusya. Rusya. Peki evet. o zaman ne oluyor? Neden Suriye'de meşru hükümet olarak Esad'ı görüyorsunuz da şimdi, Libya'da görmüyorsunuz? Sorusu ortaya çıkmaz bu mı? Bu önemli bir soru. Tabii Suriye'de şöyle bir şey var. Yani oradaki hükümet evet. kendi halkına karşı ciddi anlamda katliamlar yapan, insanları neredeyse ülkesini insansızlaştıran politikalar uyguladı. Doğru. Dolayısıyla böyle ciddi bir adalet, hukuk, insan hakları açısından bir gayri meşruluğu var. Artı Suriye'de göç eden bu insanlar 4 milyon civarında diyoruz. Yani Orta Doğu'da ve dünyada en fazla Türkiye'ye geldi. Dolayısıyla Türkiye... Toplamda 7 milyonu buluyor hocam mülteci şey Suriye'den göç eden. Türkiye'de 4 milyon. Türkiye'de. Lübnan, diğer. Tabii. Yani 20 milyon oluyor, nüfusun tabii. yarısı göçmen evet, haline gelmiş. Evet, evet, dolayısıyla 20 milyonu ölmüş. Bu kadar kişiye Türkiye misafirlik yapıyorsa, bunların sorunlarıyla uğraşıyorsa, bunları temsil etme konusunda bir takım tavırlar içinde olması gibi bir hakkı da var. Türkiye, Suriye'deki devlet yapısı tümüyle yıkılsın demiyor. Türkiye diyor ki Suriye'de devlet yapısı devam etsin. Birliği devam etsin. Ama bu sorunları çözsün. Çünkü bu sorunlar beni de ilgilendiriyor diyor. Yani Libya'daki sorunlar Rusya'yı ilgilendiriyor mu? Göç mü ettiler Rusya'ya? Veya Amerika'yı? Yani milyonlarca insan var mı? Tabii. Oradaki Libya'da herhangi bir halk meselesi, toplum meselesi, devlet meselesi o ülkeleri doğrudan etkiliyor mu? Suriye'nin Türkiye'yi etkilediği gibi. Anladım. Etkilemiyor. Anladım. Bu boyutlarıyla da bakmamız gerekiyor. Peki bakacağız yani. Hocam. Detaylı bakacağız. Evet. Hızlı hızlı bakalım. Vehbi Baysan sizinle devam edelim hocam. Yusuf Hoca hemen yanımda oturuyor ya. En son döneceğiz ve beraber meseleyi bağlayacağız. Şimdi hocam şöyle bir durum var. Asker gönderebilir Türkiye. Bugün mesela Yeni Şafak'ta her an hazırız diyor. İstendiği an asker evet. gönderebiliriz diyor. Yine aynı soru sizin için de geçerli ama şu eklemeyi de yaparak sormak isterim. Şimdi dünyada bazı ordular gittikleri yerden para kazanıyorlar. Cümleyi çok açık ve soğuk bir şekilde söylüyorum ama bizim ordumuz daha çok tarihi ilişkilerle kendini ifade ediyor. Yani Osmanlı bakiyesiyiz, buradaki insan hakları, buradaki toplumlarla akrabalığımız var. Bir kere ümmetiz, din birliği var vesaire gibi. Fakat Amerikan ordusu diyor ki burada benim ne çıkarım var. Şimdi Libya böyle bir yer. Petrol bölgesi ve herkes aslında buradan bakıyor. Türkiye bütün bu bölgeleri bu söylediğim tarihi bagajla anıyor ama bir taraftan da çıkarları söz konusu. Yani millet para kazanırken Türkiye'de bu bölgelerden bir şey elde etmesi gerekiyor. Bütün bunları düşünerek Türkiye Libya'ya asker göndersin mi, göndermesin mi? Ne diyorsunuz? Ben şahsen askerimizin sınır dışı herhangi bir operasyonda olmasına hep böyle
endişeyle bakan birisiyim. Bu Türkiye'nin temenni ettiği bir şey değil. Yani Suriye'nin kuzeyine giderken de bir epey patırtı çıkardılar, hatırlarsınız. Evet. Bu ekranlardan konuştuk. Hı hı. Söylenen şuydu, Türkler oraya işte Türk ordusu Kürtleri katletmeye gidiyor iftiralarında dahi evet, bulundular. Evet. Bunların hiçbiri gerçek değil. Ancak Türkiye'nin çıkarları söz konusu olduğunda işte bu 27 Kasım'da yapılan anlaşmada olduğu gibi Türkiye Akdeniz'deki petrol, doğalgaz vesaire ya da ekonomik herhangi bir oluşumun içinde yer almak için elinden geleni yapıyor. Bu 27 Kasım'daki mutabakat o nedenle çok önemli. Ama dışarı gitmediğiniz zaman yapamıyorsunuz işte bu söylediklerinizi. Ama ille de orduyla gitmeniz gerekmiyor. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın da sözü vardı. Gerekirse, istenirse, talep olursa değerlendiririz açıklaması. Tabii. Yani gideriz'den kasıt değerlendiririz açıklaması var. Bu normal bir şey. Yani çünkü neticede siz Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Konseyi Başkanı'nı ile bir anlaşma imzalamışsınız. Evet, şimdi evet. Bu konseyin de başı şu an pek manşetlere yansımasa da Libya'da süren bir iç savaş var. Bu iç savaşın tarafları var. Şimdi bu şu an 3'tü 2'ye indi. Yani hala bir 3'e bölünmüşlükten bahsediliyor. İki grup var şimdi Libya'da. Şu an iki grup üzerinden gidelim. Evet. Bir tanesi bu Halife Haftar. Şimdi Halife Haftar önemli bir karakter. Çünkü 1980'lerde Kaddafi kendisini öldürecekken, çığa atacakken ülkeden kaçan birisi. Ancak her daim Libya üzerine bir takım politikalar geliştiren ve Kaddafi devrildi, linç edildikten sonra da ülkeye ilk dönenlerden birisi. Siyasi olarak orada hangi yapıya hükmediyor? Şimdi aslında yapıdan çok şöyle bakmamız gerekiyor. Orada da mezhepsel bir bakış mezhep, mı var? Yok, Suriye mezhep, gibi. Mezhep değil, mezhep değil. Yani orada herhalde yani şöyle diyelim tamamına yakın neredeyse Sünni ve bu anlamda herhangi bir mezhepsel... Bu anlamda bir ayrılık yok. Yok ancak çok güçlü aşiret bağları var yani o yönden bakmamız lazım. Hatta eğer ülke hakkında konuşacaksak çok güçlü bir Bingazi ekolü ve bir de Trablus ekolü vardır. Türkiye hatta, Trablus ekolüyle şu an Trablus ekolüyle ama Türkiye Bingazi'nin dışında değil. Ama şunu söyleyelim mesela yanılmıyorsam Kaddafi bile 80'lerin ortasında falan gidebilmişti Bingazi'ye. O tarihten sonra gidemedi. Ya Kaddafi bile. Bak kendi ülkenin devlet içinde, başkanı bile böyle bir sıkıntı vardı. Yani tarihi yanlış söylüyor olabilirim ama yani uzun yıllar gidemedi oraya. Çünkü çok fazla insanı hapsedip bayağı tepki almıştı oradaki aşiretlerden. Kaldı ki sonradan Trablus'ta bir oranın son derece kötü şöhretli bir hapishanesi vardır. O hapishaneye girdiği zaman devrimciler korkunç bir manzara ile karşılaştılar. Hapishanenin arkasında binlerce yani ne diyelim bir kitle ölümlerinin izlerini buldular. O da şöyle toplu olmuş. Toplu ölümler. Toplu ölümler. Yani katledip atmışlar. Anladım. Hatta işin daha korkunç yanı şuydu. 1980'lerden beri işte annesi, babası, çocuğu, kızı hapiste olduğunu zanneden aileler her hafta, her ay ziyarete gidiyorlar. Ve insanlar ya bugün kusura bakma çıkamayacak, hasta, şu oyalı. Yıllarca bu insanlar aslında öldürülmüşler. Aslında infaz Anladım. Edilmişler. Anladım. Şimdi benim anlatmak istediğim şey şu. Orada... vekalet savaşları üzerinden gitmek lazım. Yani bu proxy war çok önemli. Çünkü Haftar'ı, Halife Haftar'ı dedi ki kendisi generaldir dikkatinizi çekelim. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD ile Fransa var. Şimdi bu güçlü bir ekip. Orada yapılmak istenen değişiklik aslında ülkenin de geleceğini belirleyecek olan bir değişiklik. Ve bunun için savaş oluyor. Buna karşılık Rusya'nın da desteklediği ama iki taraflı mesela şu saydığım ülkeler arasında Rusya yok. Ancak çok ilginçtir. Geçenlerde Libya Ulusal Konseyi 4 gün önceydi bir uçak, savaş uçağı düşürdüğünü söyleyip görüntüleri yeniledi. MiG-23 uçağıydı. Yani Hafter'in savaş uçağı var. İnanılır gibi değil. Ve Rus savaş uçağı. Şimdi... Zaman Rusya'da o cephede iddiaları tabii, doğru tabii, yani. Tabii. Rusya'da oynuyor. Rusya'da oynuyor Libya'nın içinde. Yani hiç şüphesiz. Paralı askerlerin orada olduğu. Wagner isimli bir şirket üzerinden. Evet. Yani dolayısıyla bir de şöyle bir sıkıntı var. Bu aslında 2011 Kaddafi'nin devrilmesi yanılmıyorsam Ekim'di. Kasım ayında Fransa'nın yaptığı bir açıklama vardı. Evet. Bu bence... Libya'nın da kaderini belirleyen açıklama. Dedi ki ya pardon bütün bunlar yapıldı Kaddafi gitti ama ben bir epey silah dağıtmıştım burada. Şimdi o silahlar benim bildiğim kadarıyla 6 kez
halktan toplandı çeşitli vesilelerle. Biner dolar verildi her silah getirene, efendim suçlar affedildi falan. Sonra bu silahlar toplandıkları depolardan çalındı ve tekrar sirkülasyona girdi. Bu silahlar aynı zamanda ülke komşuları olan mesela Mali'de darbeye yol açtı. Anladım. Efendim Pısaryo'nun eline geçti, Batı Sahara'da dengeler değişti falan. Yani siz diyorsunuz ki bu kadar karışık bir yere Türk askerinin gönderilmesine dair bazı çekincelerim var. Her zaman var ancak gerektiğinde de Türkiye'ye gider, başarılı olarak işini de yapar. Peki. Ondan şüphem yok. Peki hocam. Yusuf Özkır ne diyorsunuz? Yani şimdi şöyle, bence süreçler çok değişken ve çok dinamik. Bu yüzden yani bir yerin dışında kaldığımızda oranın sorunları bize ulaşmayacak. Artık oradan kurtulmuş olacağız. Refah ve huzur içerisinde yolumuza devam edeceğiz gibi bakmak rasyonel değil. Çünkü bugünkü dünyanın koşullarına pek uygun değil. Bugünkü koşullarında kesinlikle uygun değil. Hı hı. Şimdi Suriye orada, işte Irak orada, işte Filistin orada, işte Libya'da bir anda baktık ki aşırı bir şekilde gündemimize girdi. Dolayısıyla işte Suriye'de belli aktörlerle işbirliği yaparak bazen de gerilim içerisinde bir süreç üretmeye çalışıyoruz. Hı hı hı. Ama odağımızda Türkiye'nin çıkarları var. Şimdi Libya'da yine benzer şekilde işte az önce bir sürü devlet adı saydık burada. Bu devletlerin odağında olduğu, evet, içerisinde olduğu, hı hı, bir de gayrimeşru bir aktörün orada olduğu, Hafter adında, hı hı, bir şeyin, hı hı, diktatörün olduğu bir yapı var. Ve Türkiye bu dinamik süreç içerisinde bir şekilde yer almış durumda. Şunun altını çizmemiz lazım, onu da söyleyeyim. Biz Libya'da, ya biraz bu hani tırnak için acımasız bir cümle ama bunu söylememiz lazım. Yani Libya'da biz sadece Libyalılar için mi gidiyoruz? Değiliz. Ya da gideceğiz ya, eğer bunu böyle bunu söyleyelim. Olursa. Yani, hı-hı, sadece Libyalılar için orada değiliz. Hocam açılışta onu söylemeye çalıştım. Tabii. Yani Türkiye çıkarlarını pek söylemiyor, seslendirmiyor. Evet. Yani Türkiye böyle tarihi dokulara temas ettikçe de vakit geçiyor ve sonra oradaki durum başka bir hale evriliyor. Nasıl Amerikan ordusu bir çıkar için oradaysa. Tabii tabii, yani tarih bunu ifade etmeli. Tarih bizi çağırıyor kısmı o ayrı. Yani ayrı bir şey, o ayrı bir, evet, mesele. Evet, yani evet, 1516, 17, 18 işte Yavuz Sultan Selim Libyalıların işte İspanyollardan ve Portekizlerden kurtulmak çok için doğru, istediği yardım için oraya işte Murat Paşa, yanlış hatırlamıyorsam okuduğum kadarıyla, ya da Murat Ağa gönderiyor. Daha sonra da bu yeni bir istikrar dönemi orada kuruluyor. Osmanlı dönemi. O ayrı. Onun dışında benim şu an söylediğim şey, Türkiye şu an Libya'da sadece Libyalılar için orada değil. Türkiye Libya'da şundan dolayı. Doğu Akdeniz'de, evet, Türkiye'nin dışında bırakıldığı bir masa kuruldu. Çok doğru. Ve Doğu Akdeniz'de önümüzdeki sürecin çok belirleyici bir faktörü var, enerji. Hı hı. Ve bu orada kurulan masada Türkiye yok. İsrail, Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesiminin, evet, evet, dörtlü, hı hı, işte Arabistan, Amerika falan, Fransa filanın da, tabii, tabii, dışarıdan desteklediği, İtalyan ve Fransız şirketlerinin de doğrudan işte doğalgaz arama çabasıyla orada bulunduğu. İtalya tam oraya düşmüyor. İtalya daha bir, Trablus hükümetine yakın duruyor. O ya şöyle, İtalyan gemisi gitti şeye. Hı hı. Güney Kıbrıs Rum kesiminin davetiyle doğalgaz aramaya. Hı hı. Fakat Türkiye'nin donanması oraya gidince geri çekildi. Yani donanma dan dolayı oradan çıktı. Yani Türkiye bu Doğu Akdeniz'de kurulan masada kendisine yer verilmeyince iki hamle yaptı. Bir, Doğu Akdeniz'e donanmasını gönderdi. Evet. Sondaj gemilerini gönderdi. Bu bir, ama bu uluslararası meşruiyet anlamında Türkiye'nin elini tam olarak kuvvetlendirmediğini Türkiye düşünüyordu. Her ne kadar oradaki diğer aktörleri engellese de bir açık vardı. İkinci adım burada ne yaptı Türkiye? İşte bu Libya ile yapılan anlaşma, o deniz yetki alanının belirlenmiş olması, hı hı, çok müthiş bir adım ve iki ülkenin de çıkarlarını koruyan bir anlaşma. Hem Libya'nın hem Türkiye'nin. Bu, tabii bu Türkiye'ye de Libya'ya da uluslararası anlamda bir, hı hı, meşruiyet sağladı. Ve orada kurulan masa şu an devrilmiş durumda. Bu masanın yeniden kurulması lazım. Hı hı. Bu masayı biz Libya olmadan deviremezdik. Yani dolayısıyla burada Türkiye'nin âli menfaatleri, çıkarları, Anadolu'nun, Anadolu insanının Anadolu'ya hapsedilmesinin engellenebilmesi, hı hı, hı, ve Akdeniz'i en fazla sınırı olan bir ülke olarak Türkiye'nin kendi çıkarlarını korumak için Türkiye Libya'ya gitti. Ve şu anda bu ilişkinin işte Sayın Cumhurbaşkanı da açıkladı, kademe kademe geliştiğine dair, anladım, işaretler var, anladım, önümüzde. Anladım. Bu yüzden asker gönderme meselesini de
bu bağlamda ele almamız lazım. Peki. Şimdi bu konuyla ilgili böyle bir hızlı tur daha yapalım. Hocam şimdi Libya'da bir hükümet var. Vehbi Hoca diyor ki iki hükümet var. Bingazi ve Trablus. İki merkez. Türkiye ve Birleşmiş Milletler. Aslında Türkiye sağlam yerle bağlantı kurarak bu anlaşmayı yapıyor. Trablus hükümetiyle. Ama iki hükümet demeyelim de bir Hafter güçleri var. Bayağı yani ülkenin bir kısmı da diyelim ya da iki odak, iki merkez. Yani. Ama tanınan bir hükümet. Evet. Yani evet. Tanınan bir hükümet, bir evet. devlet var ama aha. içeride evet. bir de karşı blok evet, var. Çok, evet. Şimdi burada mesele şu. Türkiye bu anlaşmayı yaptı. Yani biz böyle bir anlaşma yaptık. Hem Türkiye için hem Libya için diyor Yusuf Hoca. Evet. Peki biz ne kadar güvenebileceğiz bu hükümetin ayakta kalabileceğine? Mesela Birleşmiş Milletler tanıyor olabilir ama karşı bloğa bakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Rusya. Rusya'da belki devlet değil, hükümet değil ama karşı tarafla iş tutuyor tabiri evet. caizse. Peki bu hükümet bu hükümeti yıkmazlar mı? Yani tabii onlar yıkmaya çalışacak belki ama sonuçta Türkiye burada dediğim gibi kendisini kuşatan durumu aşmak için hı-hı. önemli bir atılım yaptı ve bu atılımı da ancak merkezi hükümetle yapabilirdi. Evet, tabii bu ki çok doğru bir adım kullandı. Başka hı-hı. bir seçeneği yoktu bence Türkiye'nin. Hı-hı. Ama bunun kazanması için de gerekli olan mücadeleyi hem hukuk üzerinde, uluslararası düzeyde evet. gerekli yerlere başvurarak, evet. dile getirerek, hı-hı. haklarını savunarak bunu yapıyor. Hem de diyor ki ben gerektiğinde güvenlik konusunda da Libya ile beraber hareket ederim diyor. Yani destek asker veririm. Gönderebilirim diyor. Asker gönderebilirim. Bu hükümet yıkılmaya çalışılırsa ben bunun için asker gönderirim gönderebilirim diyor. Yani evet. şunu diyor Türkiye aslında biz illa da oraya asker göndermeye meraklı değiliz. Ama bizim çıkarlarımızı yok etmek için siz hareket ederseniz biz de çıkarımızı korumak için gerekirse askerlerimizi oraya göndeririz. Çünkü bugün evet yani orada Libya'nın sonuçta tanınan merkezi olan hükümeti o. Evet. Ama diyelim yarın hükümet değişikliği olur. Ne olacak? Hükümet değişiklikleri olabilir. Sonuçta Türkiye Libya devletiyle bir anlaşma yapmış. Gelen kişi de o devletin anlaşmalarına bağlı kalarak hareket eder. Doğru. Esas olan burada doğru. devlettir bence. Evet. Ve bu süreçte belki Türkiye şu an çok idealize ettiği amaçlarına ulaşmazsa da şeyin Yusuf Hoca'nın dediği gibi önceki kurguyu Türkiye bozmayı başardı. Artık Türkiye ilk raundu aldı. Aldı ve yeni bir kurgu yapılacaksa Türkiye muhatap alınmadan bu kurgunun yeniden yazılması, bu senaryonun yeniden yazılması imkanı kalmadı bence. O açıdan önemli. Hatta ama iç dengeler resmi evet. hükümet derece doğrulanmayan ama medyada çıkan iki haber oldu. Bir önceki gün bir Türkiye İsrail'e bir teklif gitti. Bu enerji meselesinin, enerji hocam, hatlarının yeniden konuşalım. Hocam o çok enteresan bir şey. Onu da biraz konuşalım. Sonra bir parantez açalım. İsrail'den Türkiye'ye hazırız falan gibi. Bu hani resmen doğrulanmayan ama böyle Netanyahu bir dışında, açıklamalar. Netanyahu dışında. Tabii şey var. Faruk, evet. Yani şu an tabii bir oluşum süreci var. Evet. Kurgunun oluşum süreci var yeniden. Hocam, dolayısıyla yani bu tabiri Türkiye, kullanmayı sevmiyorum ama kartlar yeniden dağıtılıyor yeniden, derler ya. Tabii, öyle oluyor. Devildi, bir oluşum süreci var. Evet. Bu Akdeniz siyasetinin, evet, evet. enerji siyasetinin yeniden. Türkiye onu bozdu. Yeniden oluşum sürecinde de bir yandan işte Rusya ile görüşmeler yapılıyor. Yani Türkiye efendim orada Halife Hafter ile beraber Rusya, Fransa bilmem bunlar var diye tamam biz yerimize oturalım. Bu iki cephe biz de buradayız deyip hareket etmiyor. Oradaki devletlerle de yeniden görüşüyor. Diyor ki bak yeni bir durum ortaya çıktı. Evet. Bu yeni durumda biz varız. Dolayısıyla siz de Hafter'le ilişkilerinizi yeniden gözden geçirin ve bizim de yeni ilişkiler kurun diyor. Yeni ilişkiler kuralım diyor. Anladım. Beraber yeniden paylaşalım. Türkiye demiyor ki ben tamamıyla Akdeniz'de ben her şeyi belirleyeyim, yönlendireyim. Oturalım, hak merkezi, burada olan bütün devletlerin, toplumların çıkarlarını dikkate alarak yeniden düzenleme anladım. Yapalım diyor. Anladım hocam. Bu açıdan da Rusya'nın tavrı orada değişime uğrayabilir. Evet. Diğer ülkelerin de tavrı değişime i̇şte uğrayabilir. Rusya'nın İsrail'in burada farklılaşabilir orada. Anladım. Yani. Ergün Hoca diyor ki aslında Barbaros'un Akdeniz'e dönmesi hepimizi mutlu eder ama sahada o kadar boş değil diyor. Bir sürü başka bileşenler de var. Şimdi Vehbi Bey, bu hükümetin ayakta kalabilmesi, içerideki siyaseti de biraz düşünerek
bunu genişletelim isterim. Yani şimdi Libya'daki hükümetin ayakta kalabilmesi, Türkiye ile anlaşma yapan hükümetin ayakta kalabilmesi için askeri bir güce ihtiyaç duyabilir. Yani Türk askerine var ihtiyaç zaten duyabilir. Tabii, var var. Bu sefer içeriye döndüğünüz zaman özellikle hükümet, Türkiye'deki hükümet karşıtı muhalif yapı da şöyle diyor. Bir Suriye örneği var. Biz Libya'daki hükümeti ayakta tutmak için Libya'ya niye asker gönderelim? Yani bu taraf, Türkiye'deki muhalefet de böyle işliyor konuyu. Bu durumda Libya hükümetinin tehlikede olduğunu düşünür müsünüz karşısındaki devletlere bakarak? Elbette. Tehdit altında diyelim. Yani şöyle, bir kere bu hükümet bir başkanlık konseyi başkanı, buraya yani anlaşmayın. Evet, bir konsey var yani, evet. Serraç. Evet. Bu bir mutabakat konseyi, dikkatinizi çekelim. Yani üzerinde ittifak edildi. Bunlar geçici olarak devam etsin. Çünkü Haftar şeyi bırakmıyor. Nedir o? Maçı bırakmıyor. Yani bu ciddi, bu yıllardır süren bir şey. Ekim 2011'den beri süren bir şey. Şimdi bunun farklı dinamikleri var. Önce şuradan başlayayım. Sorunuzun ilk kısmından Ekim başlayayım. Ekim 2011 değil mi? Tabii tabii. Şeyin yani o da öldürülmesi... Büyük Orta Doğu Projesi'nin bir kolu gibi devam ediyor. Yani o Çad'la meselesinde mi 2011'de? Efendim? Çad'la olan yok, şeyin 2011 şöyle Hafter'in oldu. Dönüşü. Aslında Mart Amerika. Libya'ya dönüşü. Libya derken döndü hocam. Şöyle oldu. Libya'da ilk ayaklanmalar Ocak ayının sonunda başladı. Oradan başlayalım. Şubat ayında iyice hızlandı. Mart ayında 2011'de hatırlayınız Arap Baharı her tarafa yayılmaya başlamıştı. Evet. Mart 2011'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarihinde pek ender rastlanan bir şey ile herkesin oy birliğiyle Libya üzerinde bir uçuşa yasaklı bölge kararı alındı. Tamam, şimdi bu ilk defa böyle bir şey oldu. Güzel de oldu. Yani mantık şuydu. Kaddafi uçaklarını havalandırıp göstericinin üzerine bomba atmasın. Bu kadar. Evet. Ama o anlaşmanın daha mürekkebi kurumadan Fransa bombalamaya başladı. Hatta dediler ki Fransa, ya bu şey değildi. Biz bombalamak için bu anlaşmayı yapmadık. Rusya ve Çin burada aldatıldıklarını düşündüler. Bu çok önemli. Evet. Çünkü yanılmıyorsam Suriye üzerine 8 kez güvenlik konseyine şey gitti, uçağı yasaklı bölge kararı çıksın diye. Rusya ve Çin Libya'da aldatıldıkları için onay vermediler. Bu çok önemli bir şey. Şimdi yanılmıyorsam Nisan-Mayıs ayında Hafter döndü. Ve döndü, taraftarları da var orada. Kaddafi devrildikten sonra da iç savaşa dönüştü iş. Çünkü Libya'da hala eski defterler kapanmadı. Yani Kaddafi'nin hedefine aldığı aşiretler daha... Hesap soruyorlar. Daha evet, o daha hesap sorulamadı bile. İktidar yani istiyorlar. İktidar istemekten öte Kaddafi'nin 1960'tan beri yarattığı yıkımı bir şeyi olacak önce bir aralarında. Ama şu anki hükümet, meşru hükümet Kaddafi'nin bir uzantısı olarak mı algılanıyor? Bu da önemli bir şey. Hayır, evet. Hayır, orada onunla alakası yok. Şu anda Türkiye'nin anlaşma yaptığı hükümet dün Kaddafi ile birlikte miydi? Ya da Kaddafi'nin destekleyebileceği bir yapı mıydı? Değil, değil. Kimdir? Kaddafi'nin muhalifleri de olan, ancak Kaddafi aşiretinden olanlar da var. Yani Sirte'dir şeyin, Kaddafi'nin doğup büyüdüğü aşiret. Evet. Bir aşiretinin mekanı ya da üssü orasıdır. Oradan da temsilciler var. Yani anladım, bu büyük bir temsilci grup açısından. Ama aralarındaki bu şey bitmedi daha. Nedir o? Gerginlik ve tartışma bitmedi. Evet. İkincisi şu, Kaddafi'nin zoraki olarak yarattığı bir takım değişiklikler yerini bulmadı. Mesela bir epey, biliyor musunuz, Trablus havaalanı çalıştırılamadı. Çünkü oradaki aşiret dedi ki, ya benim elimden alınmış, gasp edilmiş topraklardı. Burası benim malım deyip şeyi, uçları engelledi. Ve hakikaten öyle bakıyorsunuz. Şimdi bütün bu sorunların içinde hala Kaddafi destekçileri var. En azından Kaddafi aşiretin. Kaddafi aşiretinden intikam almaya çalışanlar var. Bir de yani ben... Yani bu aşiret toplum yapısı var Libya'da, onu demek. Çok ciddi, yani bunun düzelmesi lazım. Şimdi ben bu anlaşmayı, uluslararası vesaire az önce konuştuk, ondan daha fazla şu açıda önemsiyorum. Bakın Türkiye orada hatırlayınız, bütün Libya'yı imar eden bizim inşaat şirketlerimiz. Evet. Ve hatta bir kısmı da paralarını alamamıştı. Bir kısmı mı? Yani Erbakan Hoca'nın da oraya gidip sırf bu iş için de Kaddafi ile görüştüğünü, bir çadır meselesini de hatırlatmak isterim. Tabii, evet. Şimdi Libya'da iç savaş başladıktan sonra İngiliz gazetelerin ifadesiyle, çünkü kendileri orada bir epey çuvalladılar, bakın Türkiye'ye dediler, 22 bin işçisini nasıl kolaylıkla çıkardım, tahliye etti. Evet. Yani kendi hükümetleri dalga geçtiler.
Ve duyduğum doğruysa o tarihlerde 32 milyar doları alamadı bizim Türk hükümeti. Hmm. Hocam büyük para. Artı yani 32 milyar dolar. Artı yani oradaki hükümete, yani devlete ait para değil bu. Türkiye, şirketlerin parası. Hocam, orada iş yapan inşaat şirketlerinin hak edişleri alamadılar. Evet. Oradaki makine parkları yağmalandı. Hatta konsolosluğumuza da saldırı oldu. Ben niye önemsiyorum bu anlaşmayı? Orada Fransızların Türkiye aleyhine yarattığı menfi hava, yani olumsuz hava neticesinde çok ciddi zararlarımız, kayıplarımız var. Bir kere bu anlaşma eskiye dönüştür. Yani orada yaratılan belki onların da alınabilmesi için bir ilk adım. Kesinlikle. Şimdi Yusuf Bey, şöyle bir durum var. Bunu merak edip duruyorum. İngiltere'nin pek sesi çıkmıyor. Yani karşıda bir hat var. İngiltere neyi bekliyor? Mesela Amerika, İsrail, Arabistan, Mısır, bunları sayıp duruyoruz. Fransa, hepsi Türkiye'nin anlaşma yaptığı hükümetin karşısındaki blokta yer alıyor. İngiltere'nin hiç sesi çıkmıyor. Yani İngiltere'nin Akdeniz'de olan bir hadiseyle ilgili bu kadar sessizken, yoksa kendi içerideki seçimleriyle mi meşgul oldu? İngiltere Brexit'i bekliyor. Yani bir o, iki sizin açınızdan o hükümetin ayakta durması, durmaması ihtimali nedir? Ya şimdi İngiltere meselesi tabii, ya İngiltere için çok efsane var. Yani işte Çinliler diyor ki işte bir yerde bir göl bulanıksa İngiliz oradan geçmiştir. Bir uzun bacak geçmiştir. İşte Orta Doğu'dakiler diyor ki eğer bir bölgede bir iç karışıklık varsa mutlaka oradan bir İngiliz geçmiştir filan. İngiltere'nin bizim bölgemize olan ilişkisi hani çok tarihi derinliğe sahip bir ilişki. Ve şey ama yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir şekilde Amerika ile yer değiştirmiş. Yani Amerika'nın daha görünür olduğu, somut hard gücüyle orada olduğu, İngilizlerin de daha arkadan beyin gücü olarak yer aldığı bir tabloya dönüşmüş durumda. İngilizler bu işin mutlaka bir tarafında vardır. Ama yani şu an görünür tabloda İngiltere yok. Yok görünüyor. Ama bir şekilde bir yerinde bir ilişkisi olduğuna dair de herkesin bir kanaati var. Ben somut bir şey burada İngiltere ile alakalı var ya da yok şu an şey yapamıyorum, evet, söyleyemiyorum. Bizim açımızdan meseleye bakıldığında yani Sarraç şu an bugün de yanılmıyorsam dün ya da bugün İstanbul'da, Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre'ye gitmeden önce görüştü. Görüştü. Evet. Erdoğan tarafından kabul edildi. Milli Savunma Bakanı ile görüştü, kabul edildi. Ve Türkiye'de şu an bir şey diplomasi yürütüyor. Burada eş zamanlı bir şekilde Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı'nda Libya ile yapılan askeri anlaşma onaylandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı. Ve dolayısıyla burada hızlı adımlar şu an atılıyor. Libya hükümeti ile alakalı olarak, yani bizim anlaşma yaptığımız BM tarafından da meşru hükümet olarak kabul edilen bu Sarraç hükümeti ile alakalı olarak ben şunu söylemek istiyorum. Bu aşamadan sonra yani Türkiye Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını korumak için Sarraç hükümetiyle anlaşma yaptıktan sonraki süreçte mesele doğrudan Türkiye ile de alakalı bir boyut kazanmış durumda. Yani bu doğrudan Libya bir meselesi olmaktan çıktı. Artık miktar, Türkiye'nin de meselesi bir meselesi oldu. Olmaya evet. başladı. Bu yüzden Türkiye'de bu meseleyle ilişkili olan misyonlar, yani bakanlıklar, istihbaratçılar, artık orada yani kim varsa, yani Türkiye'nin resmi ve gayri resmi bu konuyla ilgilenen bütün makamları, mevkilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kadar açık konuştuğu bir düzlemde, bu kadar elini taşın altına koyduğu bir düzlemde Libya'daki bu sürecin, Trablus'taki bu hükümetin şu an karşı karşıya kaldığı büyük bir saldırı var Misrata üzerinden. Bir şekilde o hükümetin çıkarlarını koruyacak şekilde dönüşebilmesi için yapılması gereken şeylerin hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Artık bunun içinde ne varsa o konuda, yani bunu ilgililer, yetkililer zaten biliyordur. Ne varsa bu konuda ivedilikle yapılması gerekiyor. Yani. Bu böyle sürece yayılması, zamana yayılması, işte müzakereler, görüşmeler falan filan. Yani şu anki aşama benim gördüğüm kadarıyla Libya'da bıçak kemiğe dayanmış durumda. Ve oraya belki hani bir destekle, hani bu iş Türkiye'nin çıkarlarını da koruyacak şekilde yeni bir aşamaya Anladım. Geçebilir. Bu yüzden yapılması gerekenler yapılmalı. İvedilikle yapılmalı. Anladım. Şimdi ama burada, zaten geçen Haziran'da eğer Türkiye müdahil olmasaydı evet. Hafter büyük olasılıkla Trablus'a girmişti. Şimdi burada şöyle bir durum var. Herkes aslında
hemen yanı başımızdaki Suriye tecrübesinden yola çıkıyor. Evet. Yani Türkiye'nin Libya'ya asker gönderip göndermemesi uluslararası anlamda böyle bir büyük meselenin tam da göbeğinde yer alması konusu. Mesela Suriye, yaşanmış bir Suriye meselesi herkese biraz çekinerek adım atma pozisyonu sağlıyor. Şimdi Türkiye evet. Libya'ya asker gönderse içerideki muhalefet bambaşka bir dil geliştirecek ve diyecek ki Suriye'de de yaptınız aynı şeyi. Yani Suriye üzerinden de aynı tartışmaları evet, zaten yaptınız. Zaten bu anlaşma biliyorsunuz AK Parti ve MHP oylarıyla kabul ediliyor. Kabul edildi. Evet, CHP, komisyonda. Evet. CHP, İYİ Parti ve HDP retoyu verdi. Yani burada da böyle bir enteresan denge var. Onu da gözden kaçırmamak lazım. Evet. Libya üzerine başka bir şey söylemek ister misiniz hocam? Yani şu var tabii. Yani Libya'da çok ciddi anlamda petrol yatakları var. Evet. Suriye'de böyle bir şey yoktu. Girişte zaten Türk ordusunun bütün, hani bari para kazanacak evet. Bir hamlesi olsun. Yani bir hamlesi için olması gerekiyor. Yani bu bizim kazançlı bir şey. Orta Doğu'da en evet. büyük orduya sahibiz ve evet. biz çok büyük bir sanayileşme, endüstrileşme hamlesini, kalkınma hamlesini yaşıyoruz. Evet. Ama enerjiye çok büyük anlamda ihtiyaç duyuyoruz. Ve hı-hı. bu enerji gelip hani yani su akar Türk bakar, enerji akar Türk bakar olmayacak yani. Burada buna müdahale edilmesi lazım. Onun için biraz daha açık olmak gerekiyor ama. Evet. Yani neden gittiğinizi çok net bir şekilde söylemeniz net lazım. Bir biçimde çünkü açık. Yani çünkü adam, karşı taraf diyor ki yani tabii, buraya diyor böyle sadece tarihi kodlarla gidemezsiniz yani, diyor yani. Enerji durumu var, petrol yatakları var. Türkiye'nin kalkınma aslında ihtiyaç duyduğu ciddi anlamda enerji ihtiyacı var. Bu Akdeniz'e biz bu girişimle başarılı olursak bunu karşılama konusunda çok büyük imkanlara sahip olacağız. Doğru. Türkiye'de iş gücü var çok ciddi anlamda. Evet. Orta Doğu'nun, Kafkasların, Afrika'nın en iyi iş gücüne sahip Türkiye. Evet. Balkanların da. Ama burada değil mi? Şimdi evet. zor kalkınma sürecini finansal yaşıyoruz. Ama petrolümüz yok, doğalgazımız yok, hocam, enerjimiz yok. Çünkü gerçek çok büyük bu yani. Bir para harcıyoruz bakın, biz bu sorunun yanıtını alabilmek için Türkiye'de evet. Ben İngiltere'de biliyorsun 10 yıl yaşadım. Evet. İşte orada hocalık falan yapıyorum. Evet. Kraliçe hafta sonları evini açıyor, girenden para alıyor. Ya bu İngiliz yani. Aklı bu, tamam mı? Şimdi o seviyeye umarım gelmeyiz. Yani bu bence bir çıkış hocam, değil, düşüştü. Hocam o seviyeye gelmeyiz eğer ama. Türkiye, evet. Türkiye'nin kaygısı evet. para kazanmak olsaydı şu an ülkemizde 5 milyon şey nedir o, misafir olmazdı. Yani harcadığımız para, ya finans yönünden bakarsan Türkiye kapılarını hayır, kapatır, hayır. orada bir insanlık hocam, dramı yaşatır. Finans yönü de sıkıntı. Önemli. Yani böyle kesinlikle, bir gerçekliğimiz de var. Enerji. Enerjiye ihtiyacımız yok mu yani bu kalkınma sürecinde? Kesinlikle var ama benim söylediğim bunu açıkça şu, ifade etmek gerekmiyor mu? Biz şunun için gidiyoruz yani, aynı zamanda demek hiç, gerekmez mi? Gerekmez. Çünkü hocam o zaman Türkiye içerideki muhalefete cevap veremiyorsunuz işte. Siz neden gidiyorsunuz buraya diyor. Ya, ne diyeceksiniz? Ya elbette çıkarınız var. Yani evet. ilgi alanlarınız var. Orta işte az önce konuştuk. Evet. Akdeniz'de ne olduğu belli. Bunun evet. için bir ittifak yap. Buna hiç kimsenin itirazı yok. Ancak bu temeller üzerine ben Libya'ya gideyim işte 3 yıl içinde şu kadar para kazanacağım 5 yıl içinde bu kadar yani böyle bir hesap üzerinden bakın, gitmiyor Türkiye. Faruk Bey'in dediği gibi şu an Türkiye'de halkın şöyle bir algısı var ciddi anlamda. Biz Suriye'ye gittik işte 30 milyar bilmem ne harcadık diyoruz. Libya'ya da gireceğiz asker yani orada yani para harcayarak gidiyor. Böyle anlaşılıyor bu dolayısıyla Suriye'de halk hocam, bugün hocam Suriye'de bir tarafı tutmak zorundasınız. Ne olacak? Ya bir kasabı tutacaksınız 600 bin kişinin katili 10 evet. milyon insanın yurt dışına kaçmasına sebep olmuş. Hı-hı. Adamı ikide bir şeylerde izliyorum mülakatlar. O kadar pişkin ki biz evet. diyor efendim terörizmle yaptığımız mücadelede gerçekten büyük aşama kaybettik diyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani 600 bin kişiyi öldürmüş herif ya. Yani şeyleri hatırlayınız bir hapishanede yüzlerce. Evet, evet. Ya şimdi anlattın mı bunu? Neyi tutacaktı Türkiye? Bu adamı mı savunacaktı? Allah aşkına yani şimdi eleştiriler tamam şey eleştirebilirsiniz. Ya niye acele etmediniz detaydı şuydu buydu. Ya iki tane taraf var ya muhaliflerin yanında olacaksın hı-hı. ya da bu kasabın yanında. Yani tercih evet. buyurun yapsın muhalefet yapsın. Niye yapmıyorlar? Yani sundukları alternatif olarak sundukları eleştirdikten sonra şey elimizde kalan her 600 bin kişinin katili hocam, yahu. Hocam benim ısrarla yani, altını çizmeye ama çalıştım. Ama tamam bu insan hakları adalet evet. çok önemli evet. ama devlet aynı zamanda. Bunun üzerinde meşruiyetini sağladığı gibi devlet aynı zamanda bir finansla yürüyen bir şey yani. Osmanlı'da bile tabii değil canım, mi? Vergiler tabii. diyor, asker diyor, adalet dairesi açıklanırken. Hocam Libya'daki şeyimizi de söyleyeyim mi? Evet, 22 bin kişi dedik. Bizim söyleyin gibi hocam, ülkeden söyleyin. Bir kişi gider 10 kişiye bakar.
Yani Libya'ya evet. giden bir işçi buradaki 10 kişinin rızkını temin. Anası, babası, kardeşi, evet. yeğeni evet. falan. Doğru. Ya 250 bin kişinin rızkı kesildi. Bu az bir şey mi? Yani Libya'dan döndürdük çok güzel o insanları. Hocam bunu bile şöyle şunu demeye çalışıyorum. Ben soru haline getiriyorum ama şudur mesele. Yani kimsenin toprağında gözümüz yok. Bu klişe bir cümle. Evet. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Kimsenin değil burası. Yani Irak dediğiniz yer Amerikalı'ya göre Irak ama bize göre çok yakın. Tabii. Yani kimsenin toprağı değil orası. Orası aynı zamanda oradaki Kürtlerin, Arapların ve Türklerin ve bizim topraklarımız. Ya burada yani bunu şunu demeye çalışıyorum. Hani neden biz bu meseleyi daha matematiksel olarak aynı zamanda daha işin realist tam realist bir şekilde izah etmiyoruz. Etmemiz gerekiyor. Israr ediyorum. Şöyle bakın, onu söylüyorum. Biz Libya'ya gitmeseydik, evet. hiç bu konuyla ilgilenmemiş olsaydık bizim Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımız evet. çok daha büyük tehdit altına girmiş tabii, olacaktı. Tabii. Orada var olan haklarımız gasp edilmiş olacaktı. Evet. Biz Libya'dayız, Libya ile anlaşma yaptık. Libyalıların da çıkarı ne oldu ama bizim de belki daha fazla çıkarımız oldu. Dolayısıyla bunun net bir şekilde anlatılması lazım. Ya ben orada ısrarlıyım. Hocam da haklı, şöyle diyor. Yani bunu bir devlet aklı kalkıp da herkese ben şu çıkarlar dolayısıyla buraya geliyorum diyemez diyor. Tamam yok, bir şey demiyor. Yok değildir ama Faruk Beyciğim ben şunu söylemek istiyorum. Hı-hı. Bakın Amerika Birleşik Devletleri dedi ki ben Saddam'ı kuvvetten çıkaracağım. Evet. Doğru mu? Doğru. Ha? Niçin çıkarıyordu? Petrol önemli Kuvvet değil. Kuvvet petrolleri bakın, vardı yani. Adamlar pragmatist. Demokrasi. Onun için bakın 1 milyondan fazla evet. masum insanı öldürdüler evet. şeyde. Bunun adı ne biliyor musunuz? Amerika'da şey collateral damage. Collateral damage yani savaş zayiatı. Ya adam böyle bak. Bizim devlet böyle bakamaz. Onu anlatmak istiyorum ben. Anladım. İngilizler konusunda hocam bir cümle alayım. İngilizlerin niye ses çıkmıyor? Yusuf Hoca diyor ki Brexit'le uğraşıyorlar. Yok, Libya'yla elbette uğraşıyorlar. Yalnız yok, hani burada yok listelerde yok İngiltere yok. Yani. Geçmiyor. Adı geçmiyor yani İngiltere. Tabii. Çünkü İngiltere evet. Bu olayların başlangıcında evet. şöyle tam casus filmlerindeki gibi 4-5 kişiyi Libya'da bir yere indirdi. Bir evet. çiftçi şeyi de elinde silahla bunları tuttu, şeye teslim etti. Biraz bakarsanız Libya'da İngiltere'de bu tamamen bir şeye dönüştü. Skandala dönüştü. Evet, ya dediler yazık. Libya kendi diktatöründen kurtulup yeni bir devlet kurmaya çalışıyor. Herhalde isteyeceği son şey bir İngiltere'nin gelip kendi başlarına kovması. İngiltere bu Libya petrolünde elbette şirketleriyle var. BP ile anlaşmalar yapılıyor. Hı hı. Özellikle de orada bir rafineri kurulması konusunda. Ha, herkes çıkarının peşinde. Herkes gemisini getiriyor ve limana dayayıp petrolü doldurup götürüyor evet. yani. Herkesin işi gücü bu. Doğalgaz heyecanlandırıyor İngilizleri, Amerikalıları. Trump söyledi şimdi ya. Niye şey bizim Irak'tayız. Şöyle bir meşruiyetimiz olmadı. Biz de petrol oradaydık. Faruk o da kontrol altına alındı. Hocam. Dolayısıyla biz amacımıza ulaştık. Trump yani bunu açıkladı. Açık söylüyor adam çok yani. Net. Ama biz kontrol altına aldık diyor petrolü ve şimdi işimiz bitti diyor. Kesinlikle. Hocam şimdi biz Orta Doğu'da milyonlarca mazlum insana ev sahipliği yapıyorsak, bunların bekçiliğini, güvenliğini sağlıyorsak. Evet. Bakın Akdeniz'de yine birçok insan gemiyle karşıya geçmeye çalışırken değil mi? Türk şeyleri, botları, gemileri vesaire bunlar boğulmasın diye birçok insanı kurtarıyor. Öbürleri adamlar boğulsun diye seyrediyor. Türkiye'nin böyle kurtaranı bir, da cezalandırıyor. Değil mi? Böyle bir bekçilik evet. ve insani yardım görevi varsa bunu daha etkili bir biçimde yapması için bölgedeki enerji kaynaklarında da daha fazla pay alma hakkı vardır. Anladım. Yani. Şimdi Libya en azından kendi haklarını yedirmemelidir bence. Belki de bu yani Türkiye'nin en azından bugün yapacağı ilk şey bu. Kendi haklarını yedirmemek. Türkiye hiç kimsenin tavuğuna Doğu Akdeniz'de kış demiyor. Kendi haklarının peşinde. Libya ile yapılan anlaşmada da arka planında bu var. Anladım. Şimdi İngiltere'den söz açılmışken İngiltere'de seçimler yapıldı. Bugün doğrusu Cumhuriyet Gazetesi'nde Enver Aysever bir yazı yazdı. Dünyada muhafazakar siyaset nereye gidiyor? Yani ilginç bir yazıydı, enteresan bir yazıydı. Muhafazakarlık diye İngiltere'de muhafazakarların seçimi kazanmasını dünya siyasetinin gericiliği olarak adlandıran, tarif eden, tanımlayan bir yazı. Bir bakış açısı. Yani İngiltere'de bile muhafazakarlar kazanıyorsa demek ki solculuk lüks bir şey oldu. Yani insanlığın seviyesi düşüyor ve paçozlaşıyor. Onun için sağcılık ve muhafazakarlık ve hatta dindarlık artıyor. Gelişiyor yönünde bir yazı. Şimdi buradan bir muhafazakarlık başlığı açalım. Evet. Çünkü oradan da Türkiye'ye gelip yeni kurulan ya da kurulacak partilere de bir değinmemiz gerekiyor. Evet.
Hocam sizinle başlayalım. Şimdi, nedir bu İngiltere'deki seçim sonucunu size anlattıkları? Evet, yani tabii şu var. Muhafazakar Parti İngiltere'de uzun süre iktidara gelmedi. Yani İşçi Partisi daha önce uzun süre gelememişti. Tony Blair ile birlikte ilk defa İşçi Partisi iktidara geldi ve çok uzun süre de kaldı. Şimdi yeniden Avrupa'ya ve İngiltere'ye baktığımız zaman aslında milliyetçilikle muhafazakarlık çok yan yana duruyor. Evet. Beraber giriyor. Yani şemsiye olarak İngiltere'de daha çok muhafazakarlık öne çıkıyor ama muhafazakarlık içindeki söylemlere baktığımız zaman milliyetçilik de duruyor orada. Yani efendim biz İngiltere olarak bu kadar imkanlarımız var. Neden Avrupa Birliği üzerinden bunları tembel olan Yunanlılarla paylaşalım diyorlar yani. Tamam mı? Yanlış mı diyorlar sizce? Yani yok, doğru diyorlar. Yani adam diyor ki hakikaten ben yani İngiltere'de kaldım. Yani adam yani. Çok çalışıyorlar yani İngilizler. Almanlar çok çalışıyorlar. Çok çalışıyorlar. Neden Yunanlılar? Ama Yunanlılar çalışmıyor yani. Evet. Yatıyor adam, içiyor, bilmem ne falan vesaire. Hayat gündüz 2'de bitiyor yani. Çalışma 2'de bitiyor, akşama kadar. Adamlar haklı. Evet. Dolayısıyla tabii öte yandan yani bu göçmenler politikası ile ilgili ekonomik daramanın oluşması karşısında ilk suçlanan kişiler olarak yine göçmenler algılanıyor, görülüyor İngiltere'de. Evet. Dolayısıyla bizdeki muhafazakarlık böyle değil. Tam tersine bizdeki muhafazakarlık göçmenlere daha fazla sahip çıkan bir anlayışa sahip, değil mi? Türkiye'de tam tersine. Orada ümmetçilikten geliyor. Yani daha ya çok, öyle tabii. Daha yani çok oradan geliyor. Evet. İslam ümmet anlayışından geliyor. Uzun süre beraber Osmanlı tecrübesine sahip olmaları gerekiyor. Ensar muhacir bilinçaltı var. Kim ne derse desin. Yani bunu illa siyasi bir bilinç taşıması gerekmiyor yani. Böyle bir kültürümüz var. İngiltere'de ve Avrupa'da yeniden bir muhafazakarlık ve milliyetçilik yükselişi var. Hı hı. Bu hakikaten açık bir şey. Le Pen Fransa'da gördüğümüzde de mesela başta %10'a çıktığı zaman bayağı bir şey olmuştu. Ne oluyor falan. Ama şu an epey yani ortak parti olacak bir düzeye ulaştı. En yüksek oy alan. İngiltere'de ben tabii gözlemlediğim İşçi Partisi şeyini kaybetti yani. İngiltere'nin yeni sorunlarını algılamada, çözmede, yardımcı olmada yetersiz kaldı. Artı demokrasi eski gücünü devam ettiremiyor dünyada. Demokrasi daha çok popüler bir alana kaydı. Mesela John neydi? Corbyn. Yok, bu John King diye çok önemli bir teorisyen var. Bu Türkiye'ye de gelmişti falan. O demokrasi teorisi üzerinde çok önde gelen bir adam. Demokrasi ölüyor mu diye kitap yazdı yani. Daha Türkçe'ye çevrilmedi bu. Dolayısıyla İngiltere'de o demokrasi popülizmine yönelen, muhafazakarlıkla birleşen, demokrasiden daha önem kazanan işte maddi sorunlar, ekonomik sorunlar, paylaşımlar, göçmenlik meselesi, İngiltere'nin kendi kimliğini Avrupa Birliği'nden farklı olarak taşıma çabası. Yani adam pound'u yüzyıllarca, asırlarca taşıyıp getirmiş bir şey. Yani Avrupa pound, Birliği içinde ben bunu kaldırırım demiyor. Zaten demiyor. Kaldırmadı da. Kolay bir şey değil. Tabii. Şimdi İngiltere'de hocam da kaldı. Gidiyorsun, bizim Şıra Meydanı dediğimiz yerler 400-500 yıllık bilmem kaç yüzyıl hala devam ediyor. Ediyor. Tamam mı? Yıkmamışlar yani. Biz güya diyoruz tarihimizi çok seviyoruz falan ama dolayısıyla İngiltere o kendi tarihsel varlığını dokusunu, da tabii. Avrupa Birliği'nin bu çok dönüştürücü farklılıkları bir yönüyle de yok edici şeyine karşı direndi bence. Biz Britanya olarak, İngiliz olarak önemliyiz. Biz çalışıyoruz, çalışmayan insanlarla bu çalıştığımız zenginliği paylaşmak istemiyoruz. Bu tutum var. Bir de göçmenlerle gelen tazike karşı bir tepki var aynı zamanda. Bunlar da yeniden yükseltiyor. Muhafazakarlığı yükseltiyor. Anladım. Evet. Hocam bir araya gitmemiz gerekiyor. Araya gidip dönünce İngiltere'deki muhafazakarların seçimi alması ve Türkiye'deki hani yeni partiler kuruluyor. Belki kurulacak daha başka partiler. Muhafazakar siyaset anlayışını biraz konuşalım. Çünkü partiler üzerinden salt işte şu yeni parti kuruyor, bu yeni parti kuruyor tartışmasından öte daha ideolojik anlamda zemini konuşmak bana mantıklı geliyor. Doğru. Bir bakarız ama hocam demokrasi dediniz ya, demokrasi de çok pahalı bir sistem. Evet, yani pahalı bir sistem. Paha çok kazanırsan iyi demokrat olabiliyorsun da işler kazançla ilgili. Yani para yoksa pek demokratlıkta tabii, bir işe yaramıyor yani. Toplumlar, devletler sadece demokrasi, doğru, hayat sadece demokrasiden ibaret doğru, değil tabii. Doğru. Evet. Hemen reklama gidiyoruz. Döneceğiz.
devam edeceğiz. Gündemle devam ediyoruz sayın seyirciler. Ergün Yıldırım, Vehbi Baysan, Yusuf Özkır konuklarımız. Libya'yı konuştuk. İngiltere'deki muhafazakar iktidarın başarısını konuşuyoruz. Ve tabii Türkiye'de kurulan ya da kurulması muhtemel partiler, Türkiye'deki muhafazakar zemin, biraz da bu başlıklara değineceğiz. Şimdi Vehbi Bey, siz İngiltere'de yaşadınız. O toplumu iyi tanıyorsunuz. Ve son seçimde muhafazakarlar uzun zaman sonra açık ara seçim aldılar. Ve bu seçimi almaları bir iki başlık altında ele alındı. Mesela Brexit olarak sadece Brexit'in etkisi diyenler oldu. Hayır, dünya öyle sanıldığı gibi küçük bir köy değil. Herkes kendi köyünü büyütme derdinde. O hikayeleri geçin. Dolayısıyla muhafazakarlık ve milliyetçilik her zaman geçer akçe diyenler oldu. Başka ihtimaller. Siz söyleyin lütfen. İngiltere'de muhafazakarlar seçimi niçin aldı? Şimdi İngiltere nasıl bu duruma geldi? Hı hı. Tam bir İngiliz oyunuyla. Yani ve bunun da baş aktörü. Hocam bu da tarihi bir cümle oldu. İngiltere bu duruma nasıl geldi? Tabii. Tam bir İngiliz oyunuyla. Evet. Kendi oyunuyla. Ve bunu yapan UKIP, UK Independent Party, Bağımsız Partisi diye ne diyelim, aşırı sağcı mı öyle bir, hatta ırkçı, faşist falan da deniyor. Bunun başında Nigel Farage diye bir adam var. Ya bu isme dikkat edin. Tabii artık gerek kalmadı da. Bu adam aldı, pimini çekti, bombayı Theresa May'in eline ve o zaman işte başbakanlıkta, ondan önce tabii, insanların eline, Cameron'ların eline attı, oturdu, seyretti. Tam da bu oldu yani. Bir Brexit şeyi ortaya çıkardılar ve çok başarılı, son derece engineering diyorlar, yani mühendislik harikası bir süreç içinde. Bu ortada yokken bir anda Brexit çıktı ortaya. Bu çok önemli bir şey. Yani İngiltere'nin böyle bir planı yok muydu Avrupa Birliği'ne ayrılma gibi? Avrupa Birliği'ne karşı olanlar vardı. Ben oradayken gazetelerde sayfa sayfa bunu imzalamayalım, Avrupa Birliği'ne girmeyelim. Evet. Hatta Brüksel'deki insanların fotoğraflarını tam sayfa basıp bunlara mı güveneceksiniz? Geleceğiniz hakkında bunlar Brüksel'den karar verecekler falan diye antipropaganda her zaman vardı. Evet. Ama asla ve kata bu dereceye varmamıştı. Yani Nigel'ın getirdiği, o Farage'ın getirdiği seviyeye asla gelmemişti. Bu çıktı, arkadaş dedi, madem öyle bir referanduma gidelim, soralım. Yani ve devamlı bunun üzerine oynadı. Bir süre sonra insanların zihni, hakikaten ya referandum niye sormuyorlar bize? Bizim de görüşümüz var meselesine döndü olay. Ve sordular. İngiltere sordular, olsun dendi. Tamam. Tamam mı? Şimdi bu süreç içinde, ama o süreci bunu şey beklemedi, o Cameronlar falan beklemiyordu böyle bir sonucu anlaşıldığı kadarıyla. Onlara göre bu sıradan bir referandumdur. Zaten bizim Avrupa Birliği çıkarlarımız bellidir. Evet. Bu iyi bir şeydir falan diye bakıyorlardı. Ama halk, o Farage'ın son derece sistematik, son derece İngiliz mühendisliği diyelim buna, başarısı ortalığı birbirine kattı. Yani derin İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkmak mı istedi? Ben derin, bunu mu anlayacağım? Derin, ne anlamalıyım? Kraliçe mi? Yok, kraliçenin zağlı. Yani orada takılıyor da. Asıl önemli olan şu. Şimdi İngiltere'nin süreci şu. 1689'da İngiltere, English Bill of Rights denilen bir haklar anlaşması ittifakı yaptılar. Ya bu bir anayasa değil. Anayasa kiminle? Adadaki diğer kendi içinde. Diğer topluluklar. Diğerleri daha sonra İskoçya vesaire, İrlandalılar'da, Galler'de katıldı. Bu üç birlik sağlandı. Bu birliğe göre aslında bir şey, bugünkü parlamento olacak. En büyük kararı bu parlamento verecek. Başbakan bunu yönetecek. Orada muhalefet partilerinin yeri olacak. Kraliçe de bizim bugün anayasal monarşi dediğimiz, ama anayasa olmadığı için orada tamamen, aslında öğrencilerime sorduğum, burada da sorayım diyorum. Avrupa'da şeriatla yönetilen ülke hangisidir? İngiltere herhalde. İngiltere'dir. Çünkü tamamen şeye dayalıdır. Nedir o? Yoruma dayalı bir sistemi vardır. Bizdeki bir Fransız usulü kitapta yazıldır. Yani size göre İngiliz parlamentosu biraz da meşveret meclisi. Tabii aynen öyledir. Yani tartışılır bir konu tabii, çıkar. Tabii çok sert tartışıyorlar. Asıl itiraz şöyle oldu. Şimdi diyor ki Avrupa Birliği ya kuruluşundan beri bürokrasi üretmekten başka bir şey yapmıyor. Ya devamlı her şey için bir bürokrasi, her şey için bir bürokrasi. Evet. Halbuki biz diyor 1689'da yaptığımız anlaşmada bütün bunları ortadan kaldırdık. Bize göre her yeni vaka yeni bir vakadır. Vakayı cedittir. Dolayısıyla biz bunu otururuz, tartışırız. Bundan önceki
şeyler, usuller içinde bir karara varırız. Yani o bürokrasiyi de bu, çünkü bürokrasiyi kurmak kolaydır, yok etmek zordur. Yani Türkiye'de bundan çok hatırlayınız, geçmişte bir ehliyet için, bir nüfus için nelerle uğraşıyorduk. Şimdi böyle bir İngiltere aynı zamanda bir de 1707'de bunların bir Acts of Union dedikleri bir birlik anlaşması var. Hı hı. Böylece Birleşik Krallık adını aldılar. Şimdi Brexit'ten çıkmak, işte geçen bahar ayında oradaydım. Konferans için gitmiştim. İki şeye çok şaşırdım. Ben İngiltere'nin böylesi, halkın böylesi bölüneceğini, yani birisi anlatsa inanmazdım. Bakın orada 10 sene kaldım. Arkadaş şey, amca yeğenle konuşmuyor. Yani en sevgili aile dostum Tim, yeğeniyle şey olmuşlar yani. Kutuplaşma böyle inanılır olmuş. Gibi değil. Birisi Brexit'i savunuyor, bir tanesi biraz daha yaşlı biri. Olmaz öyle şey, bunlar cehalettir diyor ve konuşmuyorlar. Bu kardeş kardeşle konuşmuyor. Hmm. Şimdi Boris Johnson ilk seçimi kazandıktan sonraki şeyi, yeniden birlik vaktidir, bütün bunları unutalım, bir olalım mesajları vermeye başladı. O nedenle veriyor. İkincisi, İngiltere çok 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 ciddi bir ekonomik krizin tam içinde. Ben yani rüyamda görsem inanmazdım. O meşhur Oxford Street'e gidiyorsunuz, koca koca binanın bir kere, o benim zaman 90'lardaki o işte büyük büyük firmalar, oyuncak satan yerler, giz, bunların hepsi iflas etmiş. Ve örneğin o tarihlerde hocam, de... Hocam siz de batı batıyor mu diyorsunuz? Ya batı batmaz. Yani o an ekonomik krizin şu an dibine vurma noktasında diyelim, yine vurur çıkarlar ayaklarını. Hmm. Zaten batmadan da çıkılmıyor. Ama anlatmak istediğim, o zaman da evsizler vardı. Ama o evsizlerin içinde, ben bunu öğrencilerime orada ders verirken de söylerdim. Ya diyorum, siz kalkıyorsunuz, batı işte İngiliz halkının üstünlüğünden bana konuşuyorsunuz. Evet, evet. Ama sokakta yatanların hiçbirisi şey değildi. Afrika kökenli yok, Hintli yok, Pakistanlı yok, Müslüman yok. Nasıl oluyor bu iş diye onlara sorardım. Yani hepsi beyaz İngilizlerdi. Evet. Şimdi gittiğimde sokaklarda Hintli de var, Pakistanlı da var, Afrikalı da var ve asıl içimi yakan genç genç kızlar da var. Yani o kadar sefil perişan durumdalar. Dolayısıyla İngiltere'de bu Brexit oylaması ve gelinen netice aslında bundan 400-500 yıl önce varılan bir anlaşmanın tezahürü. Buna göre diyor ki İngiliz halkı kendi kararlarını verir. Ama şurada ortaya çıkacak olumsuzluklardan birkaçını da şey yapayım, sözü uzatmak istemiyorum. Birincisi şu, Avrupa Birliği'nde olma hasebiyle pek çok insan gitmiş mesela Fransa'da evler almış. Çünkü ha buradan Ankara'ya gitmişsin, ha oradan Marsilya'ya gitmişsin gibi. Evet, yalnız asıl sorun, odaklandığı nokta İrlanda, Kuzey İrlanda meselesi. Şimdi biliyorsunuz Kuzey İrlanda İngiltere toprağı sayılıyor. Ve Kuzey İrlanda ile işte biliyorsunuz terör falan, İRA oldu, şu oldu, bu oldu. İngiltere toprağı mı? Birleşik Krallığın toprağı. Birleşik Krallık tabii. Yani İngiltere çok haklı. O England var. Bir de İskoçya, onlar da ayrılmak istiyor. Ama şöyle bir şey var. Oradaki barış görüşmelerini başlatan en önemli unsur, Kuzey İrlanda'da asla ve kata, ya da daha doğrusu İrlanda'da bir sınırın olmaması üzerine şekilleniyor. Yani kuzey ile güney diye bir sınır olmayacak orada. Tamam, bir sorunumuz var, halletmemiz gerekiyor ama sınır asla olmayacak. Şimdi Brexit gerçekleştiğinde çok ilginç bir şeyle karşı karşıya kalacak İngiltere. O da şu, İrlanda biliyorsunuz Avrupa Birliği üyesi. Avrupa Birliği üyesi. Ama hani şuradan bir adım atıyorsunuz, bir sokak ötesi Kuzey İrlanda. Evet. Orası Birleşik Krallığı. Nasıl olacak şimdi? Yani bu sokaktan o sokağa nasıl geçecek? Yani burada dedesi oturuyor, orada yeğen oturuyor, torun oturuyor. Nasıl olacak? Sınır diyorlar, asla koyamayız. Koyamazsanız bu insanların ve malların geçişini nasıl düzenleyeceksiniz? Enteresan. Yusuf Bey, ne diyorsunuz? İngiltere'deki muhafazakarların seçimi kazanması beklenen bir şey miydi? Yani şöyle... Ya da beklenense niçin böyle bir şey bekleniyordu? Yani ben şöyle söyleyeyim. Yani Vehbi Hoca bayağı detaylı meseleyi anlattı. Hani o anlamda çok İngiltere iç siyasetini takip etmedim. Hı-hı. Ama yani sol siyasetin yani bütün bu toplumsal sorunlara, evet, ekonomik krizlere rağmen Avrupa'da olsun, farklı coğrafyalarda olsun yükselememesi bence solun, hı-hı, ciddi anlamda bir handikapı olduğunu düşünüyorum. Yani bu kadar evsizler var, bu kadar sorunlar var. Gerçek anlamda demek ki solun bu anlamda insanlara farklı ülkelerde de, birbirinden farklı ülkelerde, farklı toplumsal kültürlerde de gerçek anlamda onların sorunlarına ilaç olacak içerikler vaat edemiyor, anlatamıyor, veremiyor. Bunun sol tarafından ciddi anlamda sorgulanması, eleştirisinin yapılması gerekiyor. Hı hı. İkincisi, Avrupa'da, yani ki bunların arasında İngiltere'de var, hani kısmen İngiltere'de belki çok detaylı değil ama
yükselen bir radikalleşme var. Evet. Yükselen bir aşırı sağ var, milliyetçilik var. Şimdi ya böyle bir tablo içerisinde de yine işte İngiltere'de Corbyn olsun, Avrupa'nın işte diğer ülkelerinde Hollanda'da, Fransa'da, Almanya'da farklı siyasi sol partiler olsun. Bu anlamda bu yükselen aşırı sağ ve radikalleşmeye karşı bu partilerin de gerçekten göçmenlerin, Müslümanların, Türklerin kaygılarını, korkularını giderecek şekilde bir alternatif ortaya koyamadığını görüyoruz. Yani bu da bence yani solun kendisini gerçekten yeniden hesaba çekmesi gereken çok şey. Yani önemli bir madde olduğunu düşünüyorum. Yani bunları mesela Türkiye ile alakalı baktığımızda işte terör örgütü PKK'nın İngiltere'de işte en fazla destekçisi, en fazla PKK ile işte iş tutan, ne bileyim haklarını savunan filan partilere baktığımızda sol yapıların daha çok önümüze çıktığını görüyoruz. Şimdi yani siz işte bu anlamda farklı ülkelerin kaygılarını, çıkarlarını bu şekilde göz ardı ederseniz ya bu anlamda sizin de belli sorunlar yaşama ihtimaliniz ortaya çıkar. Dolayısıyla solun bu radikalleşmeye karşı, toplumsal sorunlara karşı, ekonomik krizlere karşı hı hı. gerçek anlamda bir reçete üretemediğini ve bundan dolayı da işte İngiltere'de şu anki seçimi kaybettiğini, Avrupa'nın farklı ülkelerinde de bir çıkış yakalayamadığını evet. görüyoruz. Yani solmuş gibi yapmaktan vazgeçmeli. Hı hı. Gerçekten bir şey yapmalı artık. Sol bir şey yapmalı. Burada aynı zamanda Ergün Hoca bir evet. şey var, bir beklenti var. Beklentiden öte yani tespit. Bir şey yapmalı. Fakat şöyle bir durum. Mesela İngiltere'de İşçi Partisi tamam sol, işçi, emek vesaire. Evet. Vesaire değil. Bunlar çok önemli kavramlar. Fakat vaat ettiği şey yine de kapitalist dünyanın ortaya koyduğu bazı değerlerin paylaşımı üzerine. Yani masada dört tane iyi solcu oturuyorsa bir ekmeğin paylaşımı üzerinde sabahtan akşama kadar tartışıyorlar. Yani dört tane solcudan biri de masaya iki tane daha ekmek getirelim mi tartışmıyor. Bir tane ekmeğin paylaşımı üzerinde bir tartışma devam ediyor. Şimdi bakıyorum burada mesela işte İngiltere'de telekomun kısmen kamulaştırılması şu bu. Yani işleyen sistemin ürettiği değerlerin paylaşımını tartışıyor sol. Zaten şeyin Marksizm'de budur. Marksizmin ana çıkış noktası paylaşım üzerindedir. Kim üretecek peki? Yani üretimi ikincil olarak görüyor sol. Üretimi ikincil gördüğü için zaten sol pür olarak uygulandığı yerlerde başarılı olamadı. Belli bir devrim heyecanıyla bir dönem başarılı oldular. Sonra normal insanlara dönüşünce üretmek yerine paylaşım üzerine yoğunlaştıkları için üretilecek, ürettiğin bir değer yoksa evet. paylaşılacak bir şey de olmaz. Tabii. Türkiye'de de aynı şekilde devam ediyor. Türkiye'de sol siyasete bakın yani mesela hep haktan bahsederler. Hı hı. Bütün sol zihniyet öyledir. Okulda akademisyeni de hep haktan bahseder, siyasetçi de hep haktan bahseder. Ama görevden bahsetmezler. Çalışmaktan, üretmekten, hı hı. yeni bir değer ortaya koymaktan. Bu çok ikincil bir şey. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Liberalizmde dünyada küreselleşmeyle birlikte insan hakları, hukuk devleti vesaire otoriter rejimlerden kurtulmak bu açıdan çok iyimser bir ortam oluşturdu. Fakat ekonomik açıdan da baktığımız zaman küreselleşmeyle birlikte dünyada eşitsizlik daha da arttı. Küresel bağlamda. Belli güç merkezleri yine dünyayı daha fazla zenginliklerini kendilerine topladılar. Belli tamam. sınıflar, burjuvazi vesaire aynı şekilde çok daha kat be kat dünya zenginliğini kendi tekeline alarak hayatını sürdürmeye başladı. Dolayısıyla liberal teori de aslında bugünkü dünyada ciddi anlamda bir açmazda. Ve çoğulculuk, çok kültürlülük, kimliklerin temsili tartışmalarını yaptığımız zaman çok iyimser bir dünya vardı. Ama arkasında ateşe yönelen, isyancılığa dönüşen, etnik çatışmalara dönüşen bir dünyayla karşılaştık. Dolayısıyla bu durumda yeniden merkezileşmeyi vurgulayan, ya kardeşim biz çoğulculuk kültürü falan dedik ama evet. bu gidişle bütün varlığımız, güvenliğimiz kalkacak. İsyanlar, çatışmalar vesaire devam ediyor. Orta Doğu'da da öyle değil mi? Tabii. İsyanlar dönemi çıktı. Tabii, tabii. Yani bu son film çok tutuldu. Hı-hı. Joker adlı film falan bunu çok iyi anlatıyor. Hı-hı. Yani
Fakat sonuçta yeniden bizim bir merkezileşmeye ihtiyacımız var. Yani yeniden kendimi toparlamaya, merkezileşmekten. Muhafazakarlık bence devleti ve değişimi tamamıyla değil de devrimci bir biçimde değil de efendim çoğulculuğu liberal bir biçimde değil de efendim merkezileşerek yavaş yavaş değişelim. Devrimsel değişme yapmayalım. Merkezi koruyalım, geleneği koruyalım. Dolayısıyla siyasi anlamda milliyetçilik ve muhafazakarlık yeniden insanlara cazip gelmeye başladı. Ya biz bunun için mi yoksa böyle bir trend hocam doğduğunu bunu, düşünüyorum ben. Bunun için mi yoksa yani dünyada sınırların, hudutların, bakın işte İngiltere içerisinde bile birçok nokta falan. Bütün bunların biraz daha belirginleşmeye başlamasıyla herkes tekrar yüzünü dünya küçük bir köy fantazisinden hemen kendi evine ve köyüne çevirmiş olmasından tabii mı kaynaklanıyor? Niye döndü? Çünkü güvenlik problemleri yaşamaya başladılar ciddi anlamda herkes. Yani yeniden duvarlar yükselmeye başladı. Berlin duvarı yıkıldı. Dünya artık ikiye bölen bir duvar yıkıldı. Dünya düzdür diye Thomas Friedman kitap yazdı yani. Küreselliği yücelten vesaire. Çok iyimser bir görüş. Ama sonra dönüp dolaştık. Bugün dünyada yeniden ciddi anlamda duvarlar yükseliyor. Çin bütün dünyanın dengesini bozmuş olabilir mi? Çatışmalar, göçmenler. Göçmenler niye oluyor? Çatışma ve eşitsizlik. Çin diyorum İki hocam. Temel şey bütün var. Dünyanın dengesini bozmuş olabilir mi Çin? Yani Çin tabii o merkezi yapısını hiçbir zaman değiştirmeye yanaşmadı. Anladım. Bu açıdan da avantajlı çıktı. Fakat öte yandan da güvenlik konusunda, merkezi yapı konusunda avantajlı çıkarken ahlak konusunda, insan hakları konusunda, temel değerler konusunda bugün bence dünyaya sunacağı bir şey yok yani. Bir albenisi de yok yani. Anladım. Çin'in açıkçası. Şimdi bütün bu küresel kavramları yerele indireceğiz. Biraz daha basitleştireceğiz. Yerele indireceğiz ve basitleştireceğiz. Hocam şöyle, İngiltere'de muhafazakarlar seçimi niye kazandı? Bu soruya bir cevap arıyoruz. Ama bu soruya cevap ararken kendi topraklarımıza bakıyoruz. Aslında Türkiye'de 17 yıldır kendine muhafazakar demokrat diyen bir iktidar var. Şimdi Türkiye'de de bazı yeni partiler, yeni parti oluşumları, işte eski başbakanın kurduğu bir parti, eski Maliye Ekonomi Bakanı'nın kurmak istediği ya da planladığı bir partiden bahsediliyor. Şimdi bu tartıştığımız küresel bazdaki muhafazakarlık, sol, devrim vesaire kavramları Türkiye içinde etkili midir? Yani Türkiye içinde bunları düşünerek mi yeni siyasi oluşumların meydana çıktığını söylemeliyiz? Yoksa Türkiye'de işler dünyanın biraz daha dışında başka butik ve kendine has sebepler dolayısıyla mı değişim gösteriyor? Yani bu partiler niçin kuruluyor Türkiye'de? Şimdi o zaman önce dışarıdan başlayalım. Lütfen dedim. İstediğiniz yerden başlayalım. Çünkü birincisi muhafazakarlık kavramı üzerinden gidelim. Bugün oradaki muhafazakarların kazanmasını, hatta dünyada işte Trump'ı da örnek göstererek bir muhafazakarlık trendinin yükselmesini eleştirel gözle anlatanlar aslında şeyi buraya gösteriyorlar, işareti Türkiye'ye. Ancak yanıldıkları, hem de çok çok yanıldıkları bir şey var. Bütün bunları anlatırken işte muhafazakarlık ve yani sözüm hani hoş görürsün işte Trump gibi palyaço şeyi, yani nedir o, işte Boris de öyle. Hani pek kale alınması gerekmeyen şeyler gibi gösteriyorlar. Şimdi birincisi bence Türkiye'de muhafazakarlık kavramı çok ciddi olarak tartışılmalı. Yani rahatça bir muhafazakar konservatif parti İngiltere'de yüzyıllardır var olabiliyor. Doğru. Bunda bir sakınca yok. Çünkü orada statüköyü temsil eden bir kilise var. Bakın İslam'ın kilisesi yoktur. Bizim en büyük, yani buradan bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla İslam medeniyet ilkeleri çerçevesinde birlikte yaşama kültürünün en güzel örneklerini vermiş. Aynı zamanda da son derece dinamik olabilen bir din ya da yaşam biçimi. Anladım. Dolayısıyla burada bizim muhafazakarlıktan, yani ben soruyorum arada bir insanlara muhafazakarlıktan ne anladıklarını. Çok farklı yanıtlar var bunun içinde. Neyi muhafaza edeceksiniz? Kilise yok. Şimdi onu soruyorum. Şimdi, mesela Türkiye siyasetinde, bakın siyasete indiriyorum, bölüyorum ama şu daha anlaşılsın diye basitleştirmeye çalışıyorum. Yani
17 yıldır iktidarda olan bir muhafazakar parti var. Şimdi normal bir akıl şunu sorar. 17 yıldır muhafazakar bir iktidar var Türkiye'de. Kendine muhafazakar diyen ya da demese de öyle anlaşılan yeni partiler kuruluyor. Peki neyi muhafaza edeceksiniz diye sorulacaktır bu. Ya, o anlamda irdelemeye çalışıyorum. Güzel. Birincisi ben Türk iç siyaseti nükleer fizikten çok daha karmaşık bulduğum için. Hatta atom çekirdeğini parçalamaktan. Ama şunu söyleyeyim. Yani bir siyasi ortamda çeşitlilik iyi bir şeydir. Ancak bunu yapan aktörler geçmişte belli bir hareketin içinde olup da o hareketin içine herhangi bir değişikliğe gitmeden farklı yapılanmalara yol açılıyorsa bence bu sorduğunuz soru son derece önemli. Yani bu insanlar bu partileri niye kuruyorlar? Nerede bir boşluk gördüler de? Bir, ya da bir çatlak mı oluşturmak istiyorlar? Hayır gördüler mi? Önce oradan başlamak lazım. Yani önce bir işin pozitif tarafından yani yapısalcı, konstruktif tarafından bakmalıyız ki burada arkadaş böyle bir şeye ihtiyaç. Mesela ben şöyle olsaydı bir yeşil parti kurulmuş olsaydı arkadaş dünya ekolojiyle, dünya iklim kriziyle uğraşıyor, neredeyiz diyecek böyle farklı bir ses gelseydi bunu sormuyor olacak. İşte yeni kurulan partinin amblemi de yeşil ya. Hani yeşil yaprak falan var orada da. Yok hayırlı olsun ama yani demek istediğim farklı bir şeydi. Dolayısıyla ben merakla bekliyorum. Yani bilimsel yeşilliğe mi orada imgeleme var? Bilmiyorum. 3 ay 4 ay sonra nasıl bir siyasi ortamda olacak, nasıl bir söylem geliştirecekler, nasıl farklılık yaratacaklar, yaratabilirlerse. Anladım. Yusuf Bey, muhafazakar bir iktidar Türkiye'de 17 yıldır iktidarda. Şimdi muhafazakar bir iktidarın içinden çıkan ama isteseler de istemeseler de yine muhafazakar gibi anlaşılabilecek siyasi oluşumlar. Yani Türkiye neyi muhafaza edecek bu partilerle? Neyi muhafaza etmedi de bundan sonra edecek? Bu soruya bir cevabınız var mı? Evet, Türkiye iç siyaseti hani Behpe Hoca'nın dediğini şey ben de atıfta bulmak istiyorum. Yani mesela Avrupa'da kuantum fiziğinden zor. Yok yok. Avrupa'da sol mesela sol az önce ne söyledik? İşte radikalleşmeye karşı, işte göçmen krizine karşı, ekonomik krize karşı, haklara karşı, gasp faaliyetine karşı yeterli çabayı göstermiyor diye bir eleştiri yaptık. Evet. Türkiye'de tam tersi. Yani Avrupa'daki sol bunu yapması gerekiyor. Muhafazakar ve işte milliyetçi siyasete karşı. Türkiye'de ise tam tersine. Türkiye'de sol, Jacoben, üstten inmeci, topluma yukarıdan bakan bir maalesef öyle bir şey var, yapısı var. Bu hala böyle ve mi? Kesinlikle işte böyle. Bir dönem mi böyleydi, hala böyle mi? Yok, hala. Bulunduğunuz yazar hala devrim rüyalarının peşinde. Halbuki devrimin tarihi bitti yani, o nedenle. Hala böyle. Yani hala mesela okulda toplu namaz kıldılar diye gazete haberleri yapabiliyorlar. Hala işte imam, pardon, hala din kültürü öğretmeni işte çocukları namaz pratiği için camiye götürdü. Nereye götürecek? Yani camide namaz, din kültürü dersinde namaz dersi için camiye götürülür. Kiliseye götürecek için. Değil yani. Bu ya hala işte dini yani İslam'la alakalı kavramları ve pratikleri ötekileştiren, dışlayan, sanki bu toplumun değerleri değilmiş gibi bir dil kuran Türkiye'de bir sol medya var ve bir sol siyaset var. Evet. Maalesef bu yüzden de toplumdan, halktan büyük ölçüde şeyler, kopuklar. Bunun son seçimde de bir yansımasını şöyle gördük. Cumhuriyet Halk Partisi bu sol siyasetin bir yerinde. Yani bir sol siyaset var ama onun bir tarafında da Cumhuriyet Halk Partisi. Bazen işte kendisini Kemalist olarak tanımlayan, bazen sosyal demokrat olarak tanımlayan, bazen de hepsinin karışımından oluşan bir şey. Ama son seçimde İstanbul ve Ankara'da aday gösterdikleri iki belediye başkanı özellikle CHP'li kimliğini ön planda tutmadılar. İşte İstanbul'daki başkan adayı il başkanını mesela %90 arka kapı diplomasisiyle yanında çalıştırdı. Hiçbir zaman ön plana çıkmadı il başkanı. Niye? Onun bir sosyalist kimliği var, bir sol kimliği var. Canan Kaftancıoğlu'ndan bahsediyorum. Ama işte Ekrem Bey sürekli ön plandaydı ve sürekli işte Eyüp Sultan'a da türbeye gidiyordu. İşte bir yerde Yasin okudu. Sürekli başörtülerle, sürekli sakallı amcalarla fotoğraf verdi ve çok dikkat ettim. Facebook'taki onun kişiselleştirilmiş reklamlarında 3 tane başörtülüyle fotoğrafı veya görüntüsü varsa bir tane kendi cephesinden olabilecek isimle reklamı vardı. Bu şu demek. Yani solda ve solun içerisindeki partiler de
kendileri gibi görünerek toplumdan oy isteme noktasından uzaktalar. Yani sağ muhafazakar kimliklere yaklaşarak bir şekilde oy isteme çabasındalar. Hatta Ankara'daki aday Mansur Bey de rozetsiz siyaset dedi. Bakın CHP rozetini çıkarttı. Rozetsiz siyaset yapıyoruz dedi. Hı hı. Ve o şekilde Ankara seçmeninden oy talep etti. Bu şu, Türkiye'deki solun Avrupa'daki soluğa yaptığımız eleştirinin dışında ona da sahipler. Ama onun dışında da toplumda hala kendisi gibi olarak oy alabilme, yan yana bulunabilme noktasından uzakta olduğunu gösteriyor. Bu yüzden Türkiye'deki şeyin, hani bu kavramsal tartışmalara ben de katılıyorum. Yani ben de mesela tanımlama yaparken tek bir kavram kullanmak istemiyorum. Muhafazakarlık ayrı bir şey, İslamcılık ayrı bir şey, dindarlar dediğimizde ayrı bir şey, milliyetçiler. Yani apayrı bir şey. Aslında bu kavramların hepsi evet. teorik olarak tartışıldığında birbirinden farklı. Fakat hı-hı. Türkiye'de bunların toplam kesişme kümeleri var ve bunlar da sağ siyaset geleneği içerisinde genel olarak daha çok değerlendiriyoruz. Hatta bunun içine liberalleri de eklememiz lazım. Hı-hı. Liberalleri hı-hı. unutmayalım burada. Dolayısıyla burada bu anlamda bakıldığında içerikteki işte muhafazakarlık dediğimizde dindarlığın yükseldiği, işte daha fazla namaz kılan, daha fazla oruç tutan, ibadetlerin insanlar arasında kastetmiyoruz. Milliyetçiler dediğimizde de bunu tam olarak kastetmiyoruz. Ama bu da onlarda var. Yani dindarlaşma dediğimizde, dindar insan dediğimizde ayrı bir profilden aslında bahsediyoruz. Anladım. Dolayısıyla burada yeni kurulan parti, yani yeni kurulan parti veya işte mevcut AK Parti, hı hı. orada bir iki cümle kurmak gerekirse, yani AK Parti'nin muhafazakar demokrasi söylemiyle 2001 yılında kurulmuştu. Sloganı şeyi buydu. Evet. Yani mottosu buydu. Muhafazakar demokrat. Muhafazakar demokrat olarak yola tarif çıkmıştı. Evet. Daha sonra bu medeniyet söylemine evrildi. Daha sonra da yerli ve milli siyaset çizgisinde yeni bir tanımlama yapıldı. Bu söylediğimiz gibi yani süreçler çok dinamik. Bu dinamik süreçlere göre AK Parti kendisini üst söylem anlamında yeniledi, değiştirdi, anladım. Dönüştürdü diyebiliriz. Gelinen noktada kamuoyu araştırmalarını gösterdiği şey şu. Evet. Burada yeni partilerin yani hani yüksek oranda bir oy alabileceği şeklinde bir boşluktan şu an görülmüyor. İşte hı-hı. en son Kondan'ın ve Genar'ın yaptığı araştırmalarda. Yani siz hani, boşluktan çok bir çatlak oluşturma mücadelesi gibi mi görüyorsunuz? Onu da o şekilde onu söylemeden önce şunu söyleyeyim. Kondan'ın ve Genar'ın yaptığı araştırmalarda AK evet. Parti'nin oyu %40'ın üstünde göründü. Yani bu bir ay içerisindeki anketlerden bahsediyorum. Hı-hı. İki anketten. Tabii ki yeni kurulan partiler de bu mevcut pastadan ki yeni kurulan parti özellikle AK Parti'nin hedef kitlesini hedef aldığını gösteren evet. pek çok işaret verdi, örnek verdi. Hatta AK Parti yeni kurulan partinin içerisindeki bazı isimlerde kendisini bu hani muhafazakar, milliyetçi, liberalin dışında İslamcı evet. gelenekten geldiğini tanımlayan isimlerin de bu şeyde olduğunu görüyoruz. Fakat nasıl olduysa partinin kuruluş şeyinde kendisini kamuoyuna deklare ettiği toplantıda Sayın Davutoğlu'nun yanında oturttuğu genç bir açıklama yaptı ve o açıklamasında yani tümüyle popülist siyasetin işte Türkiye'de yani şeyde sandıkta Sayın Erdoğan'ı yenemeyen işte siyasal aktörlerin işte sürekli dile getirmekten hoşlandığı bir dönem özellikle FETÖ'cülerin de sıklıkla gündemde tuttuğu bir cümleyi orada işte diploma üzerinden bir şey cümle kurdu ama bu işin şey tarafı burada benim esas vurgulamak istediğim konu şu. Kendisini yani içerisinde işte İslamcılar hani rında olduğu bir partinin ön plana çıkarttığı bir aktör ve gençlere model olarak sunduğu aktörün Twitter hesabında Amerikan bayrağı var. Evet. 15 Temmuz'dan sonra yarın bir an önce Amerika'ya gitmeliyim diye tweet atmış. Bu gençten mi bahsediyorsun? O gençten bahsediyorum ve partinin kuruluş sunuş şeyinde İstiklal Marşı okunurken herkesin İstiklal Marşı'nı okuduğu bir yerde İstiklal Marşı'nı da okumayan bir yüz ifadesi o kameralara yansımış durumda. Bu yüzden yeni parti kurmaktan yani bulunduğun kesimdeki iktidarı veya işte geniş kitlesel parti eleştirmekten ziyade bu kolay.
Ama kurarken demek ki bu işler böyle planlandığı gibi 2 artı 2, 4 eder denildiği gibi olmuyor. Bakın birçok daha yeni kurulmuş bir parti olmasına rağmen pek çok konuda açık vermiş bir şekilde şu an kamuoyunu gündemine. Peki. Şimdi Ergün Hoca şunu iki cümleyle ya da üç cümleyle söyleyeceğim. Vehbi Hoca'ya da aynı yerden döneceğim. Şimdi 2002 yılında AK Parti kurulduğunda, işte daha doğrusu seçime girdiğinde biz demokrat, muhafazakar bir tarif gördük. Evet. İşte 2007 seçimleri, o meşhur Cumhurbaşkanlığı meselesi vesaire. Daha bir açılım oldu. Sonra 2013'e geldik. Evet. Gezi olaylarıyla birlikte Türkiye'de aslında muhafazakar, demokrat siyasetin temsilcileri, başta Sayın Erdoğan olmak üzere, bir daha düşündüler. Yani baktılar ki ben mesela 2013 yılına kadar Sayın Erdoğan'ın Türkiye'yi de İstanbul gibi daha büyük bir belediyeyi yönetir gibi daha bu hoşgörüyle yani yönettiğini düşünüyorum 2013 yılında. Fakat gezi olaylarıyla Sayın Cumhurbaşkanı bir şeyi gördü ki hayır, çok sert ve ketum bir yapıyla da karşılaşılabiliyor. Yani bu devleti yönetmek gerçekten çok zor bir şey. Sonra şunu söyleyeceğim. Şimdi o sürecin ardından 15 Temmuz zaten bambaşka bir mesele ve geldik 2019'a. 2013'ten 2019'a kadar toptan Türkiye'ye başka noktadan da bakan bir Erdoğan ortaya çıktı. Evet. Şimdi muhafazakar demokrat olarak yola çıktığınızda 17 yıl sonra bazı başka değerlerin de mecburen sizin siyasetinizde yer bulduğunu görüyoruz. Ya da bulması gerektiğini. Bazı mecburiyetler gelip dayatılıyor size. Evet. Şimdi bu yeni kurulan partiler. Şimdi mesela ben izledim, baktım parti bildirisine. Yani biraz böyle şey geldi bana. Hani havada uçuşuyor böyle romantik cümleler, şunlar bunlar. Ben genç. Fakat bazı gerçeklerle karşılaştığınız zaman o kadar romantik olamıyorsunuz. Yani Suriye'de iç savaş çıkıyor, Rus uçakları Libya'da dönüyor, bir sürü şey oluyor. Bir de buradan bakalım mı meseleye? Şimdi ben geç liberallik diyorum. Geç kalmış liberallik. Geç liberallik. Geç liberallik. Geç kalmış liberallik diyorum bu. Mesela Gelecek Parti'nin bildirisini okudum. Onu anladım. Yani AK Parti kurulduğu dönemde muhafazakar demokrasi temelindeydi. Evet. Çünkü dünyanın gidişatı, Türkiye'nin gidişatı bu söylemle bütünleşmeye yönelik bir tutumu gerektiriyordu. Hı hı. Muhafazakar siyaset dediğimiz şey çok doktrinal bir şey değil aslında. Dolayısıyla bir Milli Görüş Hareketi'nin Refah Partisi'nde yaptığı gibi değildir. Veya bir Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaptığı gibi değildir. O kadar sert, o kadar sınırları belli bir hareket değildir. Hı hı hı. Sağ siyaset, merkez sağ gibi bunları da içinde tutar. Milliyetçiliği de tutabilir, liberalliği de tutabilir, İslamcılığı da tutabilir. Daha esnektir. Yeni konjonktüre göre bir takım siyasi farklılaşmalar, politikalar uygulayabilir. Evet. Biz siyaset bilimini okuyoruz. Kitapta okuduğumuzda valla siyasette çok ideal şeyler var, güzel şeyler var ama... Ama pratikte ne oluyor? Ama pratikte biz de hakikaten kalkıp siyaset yapsak, biz sadece o siyasal ideallerle hareket edersek başımız bir yere çarpar, gövdemiz bir yerlerde kanlanır vesaire gider. Evet. Yani çünkü ideal, normatif siyasetin real alana taşınması onu farklı bir pragmayı gerektiriyor. Hocam burayı tenzih ediyorum ama akademisyenlerin siyasetle uğraşmaması gerektiği zaten önce bir tez var değil mi? Eğer akademisyen bakın eğer akademisyen siyasal pratik içinde diyelim biz de akademisyeniz ama pratik bir partiye kaydımız olmadı ama öğrenci örgütledik, siyasi sloganlar attık, mitinglere gittik, bilmem ne yaptık. Dolayısıyla biraz realiteyi hissediyorsunuz. Az gösteri yapmadık. Biraz. Evet. Dolayısıyla biraz sosyoloji de daha realiteyi de önemseyen bir bilim. Yani felsefe, siyasal felsefesi gibi değil. Siyaset felsefesi gibi değil. Şimdi AK Parti o zaman böyleydi. Ve bununla yürüyerek Türkiye'de çok önemli adımlar attı. Ve kendi içinde de bahsettiğimiz eğilimlerden insanları tutmayı başardı. Doğru. Devlette de önemli dönüşümler gerçekleştirdi. Fakat 2013'ten sonra Türkiye ve bölge farklı bir konjonktüre evrildi. Dünya da farklı bir konjonktüre evrildi. Dolayısıyla hala o liberal teorik
Partisi'nin değerleriyle hareket etmesi mümkün değildi. Ben Yeni Şafak'ta yazdım. Yani muhafazakar milliyetçilik dedim artık yani. Muhafazakarlığın böyle bir bence ana bir şeyi var, gövdesi var ama esneme durumları da var. Bu esnemesi iyi bir şey. Pratik değişmeleri ve konjonktürü algılayabiliyor. Bu açıdan önemli. İkincisi tamamıyla idealist davranıp da başını bir yere çarpıp büyük yaralar almıyor. O açıdan önemli. Gerekli değişiklikleri yapıyor. Ondan dolayı mesela Gelecek Partisi'nin bildirisini okuduğumda hala AK Parti'nin o kuruluş dönemindeki liberal ilkeleri onu tekrarlayıp duruyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Bence yani bunun bir karşılığı olur Türkiye'de, mu? Bu kadar yaşanmış bir sürecin bence ardından. Bence bugün onların Türkiye'de bir karşılığı yok. Şöyle bir şey var tabii. Türkiye'de bir ekonomi konusunda bir takım sorunlar var. İşsizlik %13 açıklandı mesela Eylül itibariyle. İstihdam artık büyük bunlar bir genç problem, nüfusumuz ciddi var. Problemler. Ondan sonra siyasal itimadın yeniden kazanılması durumu var. Siyasal itimat, siyasal etik konusu var. Ama bunlar üzerinden sonra, yeni siyaset kurulmuyor ki. Başka şeyler söyleniyor. İşte yani AK Parti'nin de kendi içinde yaşadığı hayır, bir hayır, şey. Yeni partiler mesela yeni bunları partiler, söylemiyor direkt. Başka bunları bir şey söylemiyor. Evet. Dolayısıyla bu yaşanan işte demokraside bir takım daralmalar var. Niye daralmalar oldu? Türkiye ciddi anlamda bir güvenlik siyasetine yöneldi. Neden yöneldi? FETÖ meselesiyle karşılaştı. Saldırıyla karşı karşıya. Hendek sorunlarıyla, çukur evet. siyasetiyle karşılaştı. Hakikaten Süleyman Soylu, Sayın Bakanımızı eskiden beri tanırım. Çok demokrat bir söylemi vardı. Ama çukur siyasetiyle karşılaşan bir bakanlığın orada çok liberal, demokratik söylemlerle hareket etmesinin pratiği zor. Ve hakikaten Süleyman Soylu bir bakan olarak bu konuda çok başarılı oldu. Anladım. Çukur siyasetini gömdü. Anladım. Böyle bir durumlar var. Öte yandan dediğim gibi bu demokratik daralmadan güvenlik politikasını uygulama realitesinin getirdiği zorunluluktan dolayı bazı hukuksuzluklar da ortaya çıktı. Anladım. Bunların giderilmesi, bu tür sorunlar var. Ekonomi, hukuk vesaire. Ama bu sorunların çözülmesi yeniden 2002 yılında savunulan o liberal, demokratik değerlerle aşılmaz. Anladım. Bunu açıkça söyleyeyim. Anladım. Sayın Etyen Mahçupyan'ın bence deklare ettiği o liberal demokrasi değerlerle bugün Türkiye'deki bu sorunları çözmeyi bırakın. İngiltere bile, Amerika bile, Avrupa bile bunlardan bir nebze uzaklaşıyor. Anladım. Yeniden muhafazakar ve milliyetçi bir şey söyleme yöneliyor. Bir realitesi var bunun yani. Peki. Evet. Şimdi Vehbi Bey. Zamanı da hocam böyle şey kullanalım diye sürekli tamam. dönmeye çalışıyorum. Dönmeye çalışıyorum derken insanlar diyecekler ki durduğunuz yerde durun falan. Durduğumuz yerde duruyoruz. Programı paylaştırma adına söylüyorum. Çünkü her şeye bir şey atıyorlar. Hocam şöyle. Yani 2000... o atomize çoğulculuktan evet. bahsedeceğim. Uğruna sonra mı devam peki, edelim? Peki ederiz hocam. 2002'den 2019'a kadar... Şunu söylesek yanlış mı yapmış oluruz? Türkiye'deki muhafazakar, İslamcı ya da sağ, epey sağ siyaset devleti tanıdı. Yani bu süre devleti tanıması açısından bir kere çok faydalı oldu. Yani devlet, tam olarak devlet yükü üzerinize kaldığında nasıl tepki veriyorsunuz? Refleksler nasıl gelişiyor ya da hangi yönde gelişiyor? Bu örnekleriyle ortaya çıktı. Şimdi hocanın söylediği şeyler önemli. Buradan devam edersek, tekrar başa dönelim. 2002'de söylenen, hatta vaat edilen birçok şey. Birçok belki romantik başlık. Ama bu gerçeklerle yüzleştiğinizde bunları yapma şansınız olmuyor. Mecburen kısmen sertleşiyorsunuz. Politika değişikliğine gidiyorsunuz. Sizce yeni partilerin bütün bu söylediğim şeyleri hesaplayarak mı yola çıktığını düşünüyorsunuz yoksa toplumda işte Erdoğan ya da AK Parti karşıtlığı üzerinden bir siyasette biz deneyelim mi, böyle mi? Ya ben şeye inanmak istiyorum. Yani yeni herhangi bir parti, herhangi bir oluşum, evet. Karşıt görüşüm olabilir. İnandığım bir görüş olabilir, tabii fark ki, etmiyor. Tabii ki. Olması bir zenginliktir ama benim yeni oluşumlarda izlediğim, şu 70'lerde, 80'lerde ne söylesen gider şeyi artık böyle bir toplum yok. Ne söylesen gitmiyor mu? Yani yok çünkü insanlar dünyayla daha entegre. Artık internet diye bir şey var. Ve Türkiye'nin çok genç nüfusu var. Bu nüfus uluslararası
uluslararası her şeye entegreler neredeyse. Yani o 16-17 yaşında çocuklar İngilizce ile bilmem nereden Malta'daki, İtalya'daki, şurada buradaki çocuklarla oyunlar oynuyorlar. Evet. Ve maalesef bu yeni siyaseti tırnak içinde söylüyorum. Geliştirenler muhtemelen bu oyunların hiçbirini oynamamışlar. O dijital dünyanın hiçbir tarafına girmemişler. Bir tablet alıp ellerine ne bileyim bir Minecraft oynamamışlar. Bir yani siz adını verin. Şimdi galiba Türkiye'deki en büyük sorun bu gençlere nasıl ulaşılabileceğinin hala bir pratiğinin gelişmemiş olması. Bunu biz geçmiş seçimlerde de gördük. Yani anlattığınız hikayeler artık o çocuklara şey yapmıyor. Hatta eğitim sistemi de bu yüzden eleştiriliyor. Yani hocam tamam da ama dünyada yerde, çıkarlar üzerinden savaşlarda kaldığı yerden devam ediyor. Herkes hala petrolün peşinde. Duvarlar yükseliyor. Ama şöyle de yani bir gerçek böyle de bir var. Şey artık var. İklim krizi diye de bir şey var. Yani var. Eğer siz bunlara el atmıyorsanız, bunları parti programlarınızda göstermiyorsanız, bunlara yönelik herhangi bir politikanız yoksa bu tür insanlara ulaşmanızın pek imkanı yok. Kaldı ki dünyanın sorunu yani işte İngiltere'de örnek verdim. Çok ciddi bir ekonomik kriz var dünyada. Ama insanlar bakın Lübnan'da insanlar ayaklanıyorlar. Herkes kendi politikacılarına parmağını uzatıyor haklı olarak. Oysa Lübnan şeyin dünya ekonomisine entegre bir sistem. Türkiye'de öyle. Yani aman nazar değmesin ben yani şeyle söylüyorum nasıl idare ediyor ne yapılıyor Allah razı olsun. Yani bu kadar işsizliğe bu kadar şey çünkü dünyada bir daralma var. Şimdi ama bu genelde hükümetleri vuran, idarecileri vuran bir husustur. Dolayısıyla yeni oluşumların çok yeni söylemlerle bunlara nasıl karşılık vereceklerini, örneğin işsizlik %13, %14'lendi, bunu nasıl azaltacaklarına dair, üretime dair politikaların nasıl gelişeceğine, dünyanın gittiği yöne Türkiye'yi gemiyi çevirebilecek misiniz, çeviremeyecek misiniz? Artık insanlar buna bakıyorlar. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Dijital ortamın çocukları artık sınır tanımıyor. Bakın kendi çocuğumdan biliyorum. Yıllardır şeyle konuşarak oyun oynuyorlar. Bir gün dedim ki bu arkadaşın nereli? Hiç sormamış ya. Hiç akıllarına gelmemiş o çocuğun İngilizce anlaştığı çocuğun dünyanın neresinden olabileceği. Düşünemiyor musun? Bunlarda böyle bir konsept bile yok. Halbuki bizde bir hemşirelik vardı. Nerelisin birader dedir ilk başta. Bütün artık sınırlar tamam pasaport kuyruklarına hala giriyoruz falan ama sınırlar artık kalkmış durumda. Yani demek istediğim Türkiye'deki gençliğin beklentisi bugün Amerika'daki çocuk Fransa, İngiltere'dekinden çok farklı değil. O nedenle yeni geliştirecek siyasetin yeni partiler ve dahi var olan partiler üzerinden de böyle gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Kaldı ki sözümü şöyle bağlamak istiyorum. 2002 idi değil mi? İlk, 2002 evet. 2002. Şimdi 2002 orada... 1960'lar ama kesinlikle 1970'lerden beri bir takım zorlu süreçlerden geçmiş. Her şeye rağmen legal siyaseti bırakmamış. Bak bu çok önemli. Bunu dünyanın farklı yerlerinde yapamamış bir sürü parti ve oluşum var. Gelmiş olanların bedel ödeyerek, bak bunu da söyleyelim, bedel ödeyerek ve bir ideal peşinde koşarak geldiği bir oluşum. Şimdi bu oluşum geçen bir eleştiri okumuştum. Bayağı da bence haklıydı onu yazanlar. Peki diyor acaba biz diyor bunu yapanlar, biz bu süreçlerden geçtik. Kendi çocuklarımıza bunları aktarabildik mi? Yani biz ilk başarımızda gittik sitelerden ev aldık. O sitelerde kendi korunaklı alanlarımıza yetiştirdik çocuklarımızı. Evet, evet. O çocuklarımız ne bileyim çarşambada bir Fatih şeyde yürümedi. Hırkayı Şerif'te ne bileyim bir karpuz seçmedi. Neyse yani mekanlar. Üsküdar'da bir şeye otobüse Balıkçı'da binmedi. Yani hep korunaklı alanlarımızda yaşattık. Dolayısıyla bu idealin bence sekteye uğratılmaması gerekiyor. Şeyin püf noktası bu. Anladım. Yusuf Bey, yani şöyle soru isterseniz eğer soruya çevireyim. Mesele şu, yani yeni kurulan muhafazakar bir parti. Kendine muhafazakar dese de, ya daha açık söyleyeyim. Şimdi Sayın sosyolojik Davutoğlu, taban olarak tabii yani muhafazakar. Sayın Davutoğlu şimdi parti kuruyor. Tabii. Ahmet Davutoğlu gelecek parti partisi kuruyor diye Türkiye'de 3 gün yaşamış birine sorsanız onun kafasında bir muhafazakar algı oluşur. Tabii. Öyle değil mi? Ya da hani Babacan belki biraz daha az oluşur ama yine de oluşur. Çünkü aynı tabandan, aynı zeminden gelen tabii insanlar. Tabii. Peki yani neyin muhafazasıdır bu? Bugüne kadar ne muhafaza edilememiştir de büyük, çünkü muhafazakarlık büyük bir
idealden bahsediyor. Bunlar hani bu partiler neyi muhafaza etme derdiyle yola çıkıyorlar? Yani burada tabii bu soruya şu cevabı vermemiz gerekiyor. Evet. AK Parti kurulduğunda en önemli gündemlerinden birisi yasaklar bahsiydi. Evet. Yasaklar ve AK Parti döneminde Türkiye'de 28 Şubat darbesinin o Jacoben uygulamaları kaldırıldı. İsimlerini sayalım. Ne kaldırıldı? Bir, başörtülü öğrencilere uygulanan yasak ancak 2011 yılında kaldırılabildi. 2011 ve 2012 yıllarında kademeli bir şekilde her üniversitede aynı anda uygulanmadı veya liselerde kademeli bir şekilde uygulana 2013-2014'te artık üniversitelere öğrenciler başörtüsüyle okuyabilmeye başladı. Liselerde başörtüsüyle okuyabilme serbest oldu. İsteyen veliler de çocuklarını ilkokula veya orta öğretime başörtüsüyle gönderebilme hakkına sahip oldu. İsterseler bu velinin ve çocuğun tercihine kalmış bir şey. Bu bir. Bu yapıldı ama kolay yapılmadı. Çok zor. İkincisi, başörtülüler kamuda çalışabilmeye başladı. Evet. Üçüncüsü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başörtülüler başlarını örterek o Merve Kavakçı olayından sonraki o yaşanan skandaldan sonra yine 2013-2014'te artık olmaya başladılar. Aynı şekilde başörtülü kadınlar hakim, savcı, polis, asker olabilme haklarına kavuştu. Bakın yasaklar bahsinde bu önemli konulardan birisi. İkincisi katsayı adaletsizliği. Yani İmam Hatip Lisesi okuyan öğrencilere karşı bir adaletsizlik uygulanıyordu. İşte meslek lisesi. Meslek liseleri ve onun içinde de İmam Hatip liseleri hatta o dönemlerde şu cümle çok kuruluyordu. İmam Hatipler kapatılsın diye meslek liseleri toptan kurban edildi o dönemki sistem ve yöneticiler tarafından. Öyle ki, olmuştu çünkü. Ki buna ben de katılıyorum. Orada o ya yani diğer meslek liseleri de orada bu maalesef bu şeyi cezayı çekmiş oldular. Bu konuda da yasaklar kalktı. İnsanlar eşit bir şekilde sınavlara girmeye başladı, işe gitmeye başladı. Toplumsal alanda da özellikle Kürtlere yönelik etnik ayrımcılık, o psikolojik dışlama, psikolojik baskı çok önemlidir. Bu kalktı. Ben çok iyi hatırlıyorum. İstanbul'da sokakta gezerken Kürt arkadaşımla beraber polis bizi durdururdu. Kürt arkadaşıma kimlik sorardı, bana sormazdı. Ben bunu en az 5 kere ben şahsen yaşamış birisiyim. Bu AK Parti'nin iktidarı döneminde işte 5 yıl 6 yıl sonra yavaş yavaş o psikolojik ayrımcılık kalktı. Terörle mücadele ayrıldı. Kürtlerin Türkiye'deki hakları, özgürlükleri çok çok büyük ölçüde garanti altına alındı. O ayrımcılık ortadan kaldırıldı. Ama sizin yanınızda durdurulan Kürt arkadaşınız da muhtemelen son seçimde AK Parti'nin karşısındaki bloğa oy verdi. Onu bilmiyorum. Zannetmiyorum. Ya çünkü oylara baktığımızda böyle de bir yekün çıkıyor ortaya. Şöyle, orada şöyle bir cümle kurmam lazım. Evet. Yani siyasal iletişim çalışan birisi olarak. Evet. Seçmen geçmiş için oy vermez. Gelecek için oy verir. AK Parti bu kaybettiği oylar için İstanbul seçimi ve Ankara için söylüyorum. Asla biz şunu yaptık ama seçmemize niye oy vermedi diyemez. Geleceğe dememeli. Yani. Siyasal iletişim literatürü bunu söylüyor. Ona gelecekte de ve şu anda kendisini ifade edebileceği, cezbedebilecek yeni şeyler sunmak zorunda. Yaptığı şeyler tabii ki çok önemli, çok değerli. Bunu tabii ki cebinde taşıyacak, o ayrı. Ama oyunu garanti edebilmek, alabilmek için onun önüne yeni şeyler koyması gerekiyor. Bu yüzden yani AK Parti'nin Kürt seçmen nezdinde yaptığı şeyler Türk siyasal hayatında, Türk tarih içerisinde, hani Cumhuriyet tarih içerisinde tartışılmaz. Yani işte annesiyle konuşamayan insanlar konuşabilmeye başladı. Evet. Ondan sonra mahkemede kendisini savunuyor. Propaganda dili, televizyon, radyo. Ya bunlar ayrı. Ana dili kullanmamışsınız. Tabii. Evet. Şimdi bütün bu yani yasakların sayısı artırılabilir, kaldırılan. Yasaklar kaldırıldı. Ama Türkiye, işte Ergin Hocam da vurguladı, yeni saldırılarla karşı karşıya kaldı. İşte bu 17-25 Aralık darbe girişimi, 15 Temmuz darbe girişimi, Gezi Parkı şiddet eylemleri, hendek terörü ve Türkiye'nin işte belli illerinde PKK'nın
özellik ilan edecek. Yani 2013-19 arasında olması. Yaşananlar. Dolayısıyla o şey, ben ona demokrasinin zor yılları olarak Hı-hı. tanımlıyorum. Doğru. Demokrasi zor yıllar geçirdi Türkiye'de. Hı-hı. Ve Türkiye bir şekilde demokrasiyi ayakta tuttu. Zor zamanlara rağmen toplum da hakikaten yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekledi. Bu zor süreçlerde Gezi Parkı'ndan sonra 15 evet. Temmuz'da 17-25'te destekledi. Sandıkta da destekledi Hı-hı. ve bir şekilde Türkiye yeni bir sisteme de geçerek bu hengameden bir şekilde çıktı veya çıkma aşamasında. Burada yani AK Parti'nin mevcut yapıyı devam ettirirken kendi içerisinden ortaya çıkan iki siyasi parti, yani bir kurulan bir de şu an kurulmak üzere olan partinin bu süreçleri ben yanlış yorumladıklarını, yanlış değerlendiklerini düşünüyorum. Ve yaptıkları şey şu cümlemi de kurmam müsaade edin lütfen. Tabii. Ve yaptıkları şey 1950'den bu yana Türkiye'de bu işte CHP ve onun etrafında oluşan siyasal yapılara karşı ki bunların işte büyük ölçüde toplumun temel değerlerinden kopuk olduğunu az önce söyledik. Sağ muhafazakar liberal merkez ne kadar bütünleşebilmiş bir araya gelebilmişse o kadar varlığını koruyabilmiş ve kendi şeyini çıkarlarını da bunu da ekleyelim haklarını da koruyabilmiş ve geleceğe taşıyabilmiştir. Şu anda yapılan şey bu liberal muhafazakar sağ merkezdeki siyasal yapılanmada bir şey çatırdama açma aşamasındalar. Ben bunun tarihsel anlamda da tarihin işte o adalet terazisinde de yanlış bir yerde olduğunu, bu hatadan dönülmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Peki, şimdi ne kadar vaktimiz var bilmiyorum ama son bölümde olduğumuzu biliyorum en azından. 20 dakikamız var. 20 dakika içerisinde şu soruya da bir cevap bulalım. Görüyorum ki mesela Gelecek Partisi bildirisinde parlamenter sistem vurgusu yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Kılıçdaroğlu başından beri ben bu sisteme karşıyım, parlamenter sisteme geçmek istiyorum diyor. Çok muhtemeldir ki Sayın Babacan'ın kuracağı partide de parlamenter sistem. Şimdi hocam ben şunu görüyorum, yanlış mı görüyorum? Evet. Önümüzdeki dönem parlamenter sisteme geçmek isteyen bir blokla Cumhurbaşkanlığı sisteminin devamından yana olan bir bloğun karşılaşması gibi olacak. Yani Cumhur İttifakı, işte Cumhurbaşkanlığı sistemini evet. destekleyen yapı, diğer karşısında bir önceki seçimde Millet İttifakı demişlerdi. O yapıda muhtemelen parlamenter sistem vaat edecek topluma. Bu nasıl karşılık bulur? Evet. Ya da seçimlerin, gelecek siyasetin sadece bu iki başlığa hapsedilmesi de özellikle Cumhurbaşkanlığı sistemi için daha dezavantajlı değil mi? Mesela başka şeylerin konuşulması evet. da gerekirken bu iki başlığa hapsedilme çabasını evet. da görüyorum. Bence siyasal elitler dediğin gibi bunun üzerinde yoğunlaşarak evet. siyasi gündemi oluşturmaya çalışacaklar. Hı hı. Ama toplumsal düzeyde siyasetin sosyolojik boyutunda bence bu çok öne çıkmayacak. Bundan daha fazla bahsettiğim o konular mesela ekonomi, istihdam. Türkiye şu an dış politikada çok önemli atraksiyonlarda bulunuyor. Evet. Bu atraksiyonlar iç siyasette de ekonomi ve istihdam konusunda pozitif yansımalara yol açarsa bence bu iktidar açısından çok olumlu bir yönelime yol açacak ve seçmenler üzerinde de. Bu buradaki ilerleme bence önemli. İstihdam ve ekonomi, güvenlik. Güvenlik konusu Türkiye ciddi anlamda bir bununla başa çıkabildi. Çok büyük bir başarı ortaya koydu hükümet. Evet. Bahsettiğiniz blok bence onun evet siyasal elitlerin hareket noktası o gözüküyor. Fakat o da çok bence artık Türkiye için gerici bir adım. Neden? Neden? Biz çünkü artık bir biçimde parlamenter sistemi yaşadık. Onunla birçok sorunlarla karşılaştık. O sorunları aşmak için o sistemden çıktık. Şimdi yeni bir sisteme yöneldik. Bu sistemde aksayan sorunlar var. Bu aksayan sorunları biz ıslah etmemiz lazım. Bunları yeniden yapılandırmamız gerekiyor. Bu bir ilerleme adımı olur. Ama yok biz bunu bütünüyle vazgeçip yeniden eskiye dönersek, dersek eski sorunlarla yeniden cebelleşmeye devam ederiz. Yalnız bunun şu yok mu? Şu yok mu? Bence. Mesela AK Parti
Evet. Muhalefet bu blok başarılı olduğunu varsayalım. Parlamenter evet. sisteme dönse AK Parti bu... çok rahat tek başına iktidar olur yine. Evet. Yani bugünkü şimdi, görüntü bu. Tabii tabii. O var. Abi, bu da var. Bir de tabii şu var. Muhafazakarlık dediğimiz sadece bir siyasi alan değil. Evet. Bir sosyolojik alan, bir kültürel alan, bir siyasal algısı olan, siyasal kültür alt bilinci olan bir şey. Mesela burada çoğunlukla beraber olma, icma-i ümmet önemli bir tutumdur. Evet, evet. Karizma ve liderlik önemli bir şeydir. Parçalanmayı fitnelik diye algılamak önemli bir tutumdur. Yani ben bunu savunuyorum veya değil, yani Türkiye'nin siyasi tablosunu anlamak açısından söylüyorum. Bu böyledir diyorsunuz. Bu böyledir yani. Şimdi Türkiye'de muhafazakarların içinde bir de Ali Babacan kurarsa 5 tane muhafazakar sosyolojide parti çıkacak. Bu ciddi anlamda muhafazakarlığın parçalanması, kendi kudretini, gücünü kaybetmesi, devleti yönetme, etkileme, imkanlardan yararlanma, Türkiye'de güçlü olma kudretini kaybetmesi manasıdır. Erbakan'ın küçük bir kamyoneti var. Kamyonetin kasasından hala evet. yeni partiler şimdi çıkmaya devam buna ediyor. Buna karşın CHP'nin evet. CHP'nin bahsettiğiniz blokta ana siyasi merkez kimdir? Aktör kimdir? CHP'dir. Evet, evet. Dolayısıyla CHP'nin yeniden devlette, yeniden toplumda kudret sahibi olması demektir. Hı hı. Bu nasıl algılanır mesela? Önemli bir şey bence bu. Dolayısıyla bütün bunlar etkileyecek ama Gelecek Partisi'nin metnini okuduğumuzda hakikaten bence geç liberal hareket oldu dedim. Dedim de bundan dolayı yani orada Türkiye sanki son 15 yıl bu terör olaylarını, Suriye meselesini, yeni dünyanın değişmeleri, dünyadaki eşitsizliğin yansımalarını bunları görmedi gibi. Evet, dünyayla bir entegrasyon var. Hı hı. Dünyada dünya vatandaşlığı gibi teoriler vardı. Evet. Dünyayla daha fazla ilişkiliyiz. Hocam ama, bunların hepsi çöktü. Ama evimiz yangına düştüğü zaman da herkes kendi evini söndürmeye kalkıyor. Tabii iş değişiyor. Almanya'da gelip dönüp dolaşıp hala Türklere değil mi göçmen diyorlar yani. Alman kimliğini gerektiğinde ve tam 50 vermiyorlar. 50 yıl 60 yıl geçmiş. Hadi herhalde. Kardeşim Avusturya Başbakanı bilmem ne diyor ki ya artık yeterince misafir ettik diyor. Dolayısıyla hakikaten liberal teorinin öngördüğü gibi düz çizgisel ilerlemeci bir iyimserlik havası da yok. Keşke olsa anladım. Dünyada yani. Anladım. Böyle de anladım. Bir realite var yani. Anladım. Tamam mı? Hocam bu soru etrafında görüşlerinizi alayım. Yani parlamenter sistem ve cumhurbaşkanlığı sistemi. Aslında Türkiye oraya doğru yani o tartışmanın oylanacağı bir yere doğru gidiyor. Yanlış mı düşünüyorum bilmem. Daha doğrusu çekilecek o yöne. Yani o yöne çünkü, çekilmek isteniyor zaten. Tabii tabii. Yani şimdi bu anayasa tartışmaları vardı. Ben ibretle ve şeyle izliyordum. Bir sürü insanın bu konuda fikri var. Halbuki anayasanın halkla alakası yok. Hukukçuların işi anayasa. Yani onları ilgilendiren bir şey. Orada başvurmaları gereken bir şey. Hani olsun olmasın tartışmaları. Ama toplum çok tartıştı. Şimdi, toplum tartıştı. 2011 yılında ana temaydı. Tabii çünkü ilginç toplum bir şey yani. Devlette, yönetimde olduğunu hissediyordu yani. O elitlerin gündeme getirme işte tartışması bu, güzel oldu yani. Sağ olsun Kenan Evren yaptı bir anayasayı koydu milletin önüne gitti. Oyladılar yani halbuki ne içinde içeriyle ilgili. Hukuk yani çok derece hocam, teknik herkes, bir şey yani. Herkes de o anayasa hakkında olumsuz konuşuyor. Kimse de değiştiremiyor. Hala ortada o var yani. Demek istedim son derece teknik bir şey bu. Evet. Hukukçuları ilgilendiren derken onu kastettim. Evet, evet, evet. Dolayısıyla bu yeni sistem olması itibariyle muhtemelen yine tırnak içinde söyleyeyim siyaseten ilk saldırılacak alan olma özelliğini taşıyor. Çünkü yeni bir şey yani yeni olan herkesi tedirgin eder. Zaten bir toplumun muhtemelen ürktüğü en önemli şey bu geçmişte de böyleydi değişimdir. Çünkü değişim bir belirsizlik içerir. Yani Cumhurbaşkanlığı diyorsunuz anlatmaya evet. kalk. Bir dakika diyor. Şimdi benim bu var olan değişecek öyle mi? Yani hatırlayınız ilk tepkiler evet, o anlamda evet, geliyor. Evet. Şu an bile ya tamam bir şey gidiyor Allah Allah. Hayatımızda fazla bir şey değişmedi ama bir sistem değişti. Şimdi gelecekler ya bu kötü bu olmaz böyle. Hatta nedenini falan da anlatmayacaklar. Böyle yapboz şey olur mu yani böyle bir efendim? Şey yani? Böyle yapboz gibi bir siyasi tutum olur mu yani? Yok yani bakın şimdiden söyleyelim. Bunun üzerindeki konuşmalar tamamen obskür düzeyde devam edecek. Yani belirsiz.
Ya bu biz söylemiştik kardeşim. Bu olmaz. Ben biliyorduk. Ne olmaz? Anlatamayacaklar. Demek yani hep bu böyle biz olmaz demiştik zaten. Bunu başından beri kardeşim. Şimdi anlatayım. Dolayısıyla o ben arada söylemiştim. Söylediklerini ya. Hatırlatalım mı? Kimin? Mesela evet. CHP Genel Başkanı o zaman şöyle şeyler söylüyordu. İşte Cumhurbaşkanı diyordu kabinesini 18 yaşındaki çocuklardan kuracak. Evet. Ondan sonra işte lokantaları kapatacak. Bunları söylüyordu kampanyasında bu Cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında Kemal Kılıçdaroğlu bunları söyleyerek reddedilmesini savunuyordu evet. Şeyin o zaman. Harika. Ama şuna yol açar mı acaba? Benim asıl şeyim bu. Şimdi bu tür sistemlerde check balance dediğimiz mutlaka bir nedir o? Sistemi denetleyen. Kontrol. Kontrol ve onu dengeleyen. İşte şimdi gördük. Buyurun şeyi burada tartışılmıştı elbette ama yani örneğin Senato'dan bu soykırım şeyi meselesi geçti. Şimdi Trump'ın önüne geldi. Yani Senato, Temsilciler Meclisi bunun gibi yapılar bir başkana şey yapabiliyor. Evet. Nedir o? Dengeleyebiliyor. Evet. Şimdi bu tartışmalar muhtemelen uygulamada çıkan açıklık ve aksaklıkları da gidermeye vesile de olabilir. Bu anlamda evet. Çünkü bu sistem de başladığında ben biliyorum ama ne muhalefet kadar muhalefet o zeminde kaotik tartışsa katkı sağlayacak. O zeminde yok ama bazen başka evet. Zeminden şey yapmak da buna yol açabilir. Faydalı çünkü olabilir diyorsun. Evet. Yani en azından tartışılması faydalı olabilir. Doğru. Uygulamada neticede bundan mağdur olmuş. Ya doğru. Şöyle de yapsaydık. Şimdi bakanlıklar eminim çok böyle farklı süreçlerden geçti. Şimdi ben şeyi izlemeye çalışıyorum. Bizim göç idaresini. Allah yardımcıları olsun. Yani hiçbir göç idaresi kurulduğu andan itibaren 3-5 milyon insanla uğraşmak zorunda kalmadı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Yani bu böyle tedrici olarak artan, iş yükünden sonra oluşan bir şeydi. Burada bir anda bir sürü insana hizmet vermek zorunda. Ama demek istediğim şey şu. Bu başkanlık adı ne olursa olsun sistemin içinde ya şöyle yapsaydık şu da iyi olurdu. Bak hakikaten buraya parmak basmamız gerekiyor. Şu an idareten yapmıştık ama denilecek alanlar da bence daha temkinli, daha olumlu yönde bir sonuç verebilir. Verebilir. O anlamda bu tartışmaların hatta muhalefetin bence %100 mutlaka o alandan gireceği. İşte parlamenter diyoruz. Bakın parlamenter neresine döneceğimizin bile şeyi yok. Eski ya onu şöyle diyorlar. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. İşte görüyor musunuz? Bakın bak. Yani peki geçmişteki zayıflatılmış yani tarih olduğu belli değil. Parlamenter böyle sistem. Bir şey, siyasal şeyle. Ama demek istediğim yok. İşte evet. Biz yeniyi söylüyoruz diyor adam. Evet. Yani eski neydi? Zayıflatılmış parlamenter evet. Sistem miydi? Yani şey anlatabildim mi? Dolayısıyla bence artık Türkiye bunlar yani ne diyelim ben pek sonuç vermeyecek tartışmalardan çıkıp hakikaten Türkiye'de bir düzeni temkin etmeye yani oluşturmaya ve güçlendirmeye yönelik bir tartışmaya gitmeli. Yani Türkiye'de muhafazakar bir siyasetçinin titrinde muhafazakarlık olan bir siyasetçinin eski parlamenter sistemi savunarak yeni dönemin siyasetini yürütme imkanı yok gibi geliyor bana. Yani zor gibi görünüyor. Biraz zor. Evet. Hocam siz ne diyorsunuz? Mesela parlamenter sistem ve Cumhurbaşkanlığı sistemi. Buraya sıkıştırılıyor yeni dönem siyaseti. Türkiye'nin bütün meselesi bu mudur? Bunu da eklemek lazım tabii. Ya şu cümleyi ben kurmak istiyorum. Biraz önceki konuşmamla ilişkili olarak aslında hı-hı. Bu. Yani Türkiye'de sağ, liberal, muhafazakar, işte dindar, milliyetçi, siyasal merkezin zayıflatılmasının sadece siyasal zeminde değil, toplumsal zeminde de ciddi semptomları olacağını ben düşünüyorum. Bunun şey açısından ama özellikle bu kesimler açısından. Çünkü kültürel hayatta özellikle küreselleşmenin de etkisiyle ve evet. Türkiye'deki mevcut işte kurulu yakın dönem siyasal tarihten kaynaklanan içeriklerden dolayı hı hı. Muhafazakarların ve bu saydığım kesimlerin belirgin bir etkisi yani dil kurabilme, söylem kurabilme etkisi zayıf ve bunlar bu noktalar ancak siyasal hayattaki başarıyla biraz dengelendiği zaman ancak bir denge ortaya çıkabiliyordu. Hatta şu anda bile yani AK Parti'nin 17 yıllık iktidarına bakalım ve bu dönemi tartıştığımızda da nelerden bahsedilebiliyor? İşte yine işte başörtülere saldırı, yine işte yok camiler kapatılsın veya işte yok
Kur'an kurslarının sayısı niye arttı gibi. Yani bu tür mesela eleştirilerin ve şeyin söylemin daha baskın olduğuna dönük şeyler evet. var. Evet. Argümanlar var. Bu yüzden bu alandaki işte siyasal merkezin bu dengenin bozulmaması için korunması lazım. Bu denge bozulduğunda buna vebal olabilecek. Yani burada hani işte ihanet falan filan gibi şeyler söylemiyorum. Yani o ayrı bir bahis. Ama bu denge bozulduğunda ortaya çıkabilecek olan sonuçlar, işte yasaklar, psikolojik baskılar, işkenceler, psikolojik işkenceler. Yani bütün bunların da bir vebali olacaktır. Yani bunu da insanların parti kursa da ne bileyim başka ne kurarsa kursun ne olursa olsun düşünmesi lazım. Eğer muhafazakarlık, işte dindarların Türkiye'deki şeyi, milliyetçilerin, muhafazakarların, liberallerin haklarından ve yapılarından bahsediyorsak bunları dikkate almadan atılacak adımların da ben sorumlu olduğunu düşünüyorum. Şimdi sizin sorunuza gelirsek yani parlamenter sistem ve başkanlık sistemi sonuçta mükemmel bir sistem yok. Yani mükemmel bir sistem yok. Her sistemin uygulanış şekli önemli. Uygulanış şekli önemli. İlla ki eksikleri olabilir, açıkları olabilir. Tabii. Önemli olan bu sistemin yani ne kadar bizim iyi yönde bunu düzeltmeye çalışacağımız, düzeltmeye şeklinde bakacağımız. Bu bakış açısını buradan kurarsak daha pozitif tablolar ortaya çıkabilir. Doğru. Ama negatif yönde sürekli gidersek sorunların da artacağını düşünüyorum. Şimdi muhalefet blokunun bir blok olabilmesi için, bence bu önemli, bir blok olabilmesi için muhtemelen parlamenter sistem meselesini ön planda tutacaklar. Çünkü tabii, oraya doğru onları gidiyorlar. Bir araya onları bir arada evet. tutabilecek başka bir tutkal şu an yokmuş gibi görünüyor. Parlamenter sisteme döndüğünde ne olacak peki? Yani ne olacak şimdi sen parlamenter sisteme? Türkiye tabii yıllarca denedi. Bir döndün ne oldu? Yani bence başkanlık sisteminin ya zaten bunu sistemi kuran iki parti hani AK Parti ve MHP Büyük Birlik Partisi hani öncülüğü yapan partileri söylüyorum. Ya tabii ki onlar da şu anda mevcut eksikleri tespit etmek için çalışıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Hani işte raporları evet. alıyoruz, çalışmalar yaptırıyoruz diye. Bu sistemin daha işlevsel, daha uygulanabilir, daha işte o toplumsal gedikleri açıkları kapatacak şekilde kurumsallaşabilmesinin ben burada daha elzem, daha önemli olduğunu düşünüyorum. Aynen. Çünkü yaşadığımız bu coğrafyada şu anda şöyle bir avantajımız var. Seçimden sonra sonuçta bir başkan var. Ve o kabinesini kuracak. Ülkede bir yönetim boşluğu olmadan sistem yoluna devam edecek. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi de varlığını etkin bir şekilde devam ettiriyor. Bakın seçimden önce ne diyorlardı? TBMM işlevsel olacak. Ama şu an ne kadar etkin olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Peki. Birer cümle eklemek istediğiniz varsa, Vehbi Hocam var mı eklemek istediğiniz herhangi bir şey? Bu anlamda yok. Yok. Peki. Hocam sizin? Yok. O zaman benim var. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ergün Yıldırım çok çok teşekkürler. Vehbi Baysan hocam sağ olun, eksik olmayın. Ve Yusuf Özkır, Yusuf hocam size de teşekkürler. Teşekkür. Tabii siz her akşam, her pazartesi akşam burada Hasan Öztürk'le aslında ne olduğu yapıyordunuz. Hasan Bey'in sorularına cevap veriyordunuz. Birlikte yorumluyordunuz. Bu hafta ben biraz fazla müdahil oldum gibi ama bu hafta da gayet güzel gündemde birlikte olduk. Bir şey oldu. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Sağ olun. Sayın seyirciler, bizim yayın süremiz bu kadar. Yaklaşık olarak akşam saat 21'den bu saate kadar Ülke TV ekranlarında birlikte olduk. Yarın akşam saat 21'de Haber servisinde tekrar karşınızda olacağız. Türkiye'ye ve dünyaya ait gelişmeleri, önemli başlıkları paylaşacağız. Herkese, tüm ekip arkadaşlarım adına güzel bir gece diliyorum. Hoşça kalın.